biraz. Farklı kavram ve kelimeler var. Evet, mevsimlerle ilgili bir parçaydı. Dolayısıyla bakalım, evet şu fotoğrafın altındaki, evet. Bazı nes yufaddilune fasla sayf. Demiştik, bazı kelimesini Türkçe'de biz bazı olarak kullanıyoruz. Türkçe'de de bazı ya da birkaç, bir takım gibi çevrilebilir. Burada bazı insanlar, bazı nes ne yapıyorlar? Evet, yufaddilune. Daha önce gördüğümüz fiil, tercih etmek fiili. Tercih ediyorlar. Fasla sayf. Yaz mevsimini. Fasıl daha önceki parçalarımızda da bir iki defa geçti. Fasıl mevsim anlamında. Sayf yaz. Yaz mevsimini tercih ediyorlar. Li enne. Çünkü. Burada evet. Şunu yapıyorlar. Çünkü. Li enne. Li enne. Çünkü. Ve li enne. Ondan sonra bir zamir gelmiş. Bitişik bir zamir. Li enne'yi yetiştirmiş. Tabii ki bir önceki cümledeki kişiyle uyumlu olması gerekiyor. İnsanlardan bahsettiğin çoğul hum. Li'ennehum, çünkü onlar ne yapıyorlar? Yumdune otlatahum. Yumdune, birçok anlamı var bunun. Fakat yanındaki kelimeye bakmamız gerekiyor demiştik. Kelime derste açıklarken. Yanında otla kelimesi var. Otla tatil. Dolayısıyla demiştik tatil, zaman, vakit için geçirmek anlamında. Otlatahum. Yine hemen hum zamiri bitişmiş. İyelik eki, bunlar ismin sonuna bitişip iyelik eki yapıyorlar. Yani onların tatilleri, yani tatillerini, yine insanlar, bakın insanlara atıfta bulundu. Tatillerini yumbune geçiriyorlar. Vatahum ala şatil bahar. Şatil bahar, evet, deniz kıyısı, deniz kenarı. Dolayısıyla ala şatil bahar, burada deniz kenarı, yani içinde değil de üzerinde olduğu için ala kullanmış. Ala şatil bahar. Ala şatil bahar. Ev ya da, ev ya da alternatif belirtiyor. Ev ya da el cebel, ya da dağda. Normalde bu vav'ın üstünde bir sükun var normal şartlar altında. Fakat yanında eliflamlı bir kelime gelirse geçiş yapmamız gerekiyor. Geçişte ev kelimesi için kesra. Evil cebel, ya da dağ. Ev ya da, yine başka bir alternatif. Neden seviyorlar? Ev ya da li enne, yine aynı li enne. Çünkü hum, yine hum, aynı, bakın. Onlar yine insanlar. Yuhibbune, seviyorlar, hoşlanıyorlar. Yuhibbune. El melabis, elbiseler. El hafife. Tabi buradaki hafif, Türkçedeki hafif buradan almışız. Ama dedik hafif elbise demiyoruz. Burada belki ince elbiseler diyebiliriz. İnce elbiseler giymeyi ya da ince giyinmeyi seviyorlar. El melabis el hafife. Ve bazı nes, ve yine bazı insanlar, yufaddilune, yine bu yapılar aynı. Bazı nes yufaddilun, bazı insanlar tercih ediyorlar. Neyi? Fasla rabia. Bakın cümle yapıları aynı. Bazı nes yufaddilune fasla sayf. Bazı nes yufaddilune fasla rabia. İlkbahar mevsimini seviyorlar. İlkbaharı seviyorlar. Li'enne. Çünkü. Cevve hu. Yine evet, iyelik eki. Onun havası ismin sonuna bitişti. İyelik yaptı. Aidiyet. Kimin havası? Bir önceki kelimedeki, evet, fasla rabia. İlkbaharın havası, li enne cevvehu latif. Havası hoştur, güzeldir. Latif. Hava için kullanırsak hoş, güzel. Latif. Li enne cevvehu latif. Devam ediyor. Başka hangi sebeplerden dolayı sevebilirler? Parçaya göre. Ve manzaral ezhar. Ve çiçeklerin manzarası, görüntüsü. Fi de da, bulunma hali demiştik. Hi onda, yani o mevsimde, ilkbaharda, ilkbahar mevsiminde. Fihi cemil, güzeldir. Demek ki havası hoş, hava güzel.
İlkbaharın havası, çiçeklerin manzarası da cemil, güzel. Bundan dolayı tercih ediyor bazı insanlar. Ve hunake, orada. Geçen dersimizde ismi işaret olarak görmüştük. Biraz uzakta bulunan kişi ya da nesneleri göstermek için kullanılıyor. Hunake eşhasun dediğimiz zaman insanlar, şahıslar vardır. Hunake eşhas yufaddilun faslel harif. Bunlar da kimmiş? Tercih ediyorlar. Neyi? Faslel harif. Harif, evet. Demiştik, noktaya dikkat. Harif, bu da değil mi? Sonbahar. Sonbahar mevsimini tercih edenler var. Bazıları sonbaharı tercih ediyor. Lianne. Çünkü. Yufaddilun lianne. Evet, tercih ediyorlar. Çünkü aynı zamanda bakın lianneleri bayağı kullandı. El harra. Çünkü sıcaklık har. Hararet, sıcaklık. Yentehi. Yentehi demiştik, bir fiil, eylem. Sona ermek, nihayete ermek eylemi. Türkçe'de nihayete ermek, nihayet buradan gelme. Bitiyor, sona eriyor. Fihi yine onda, yani o mevsimde. Yine hi, yani hu zamirinde söylediğimiz gibi faslel harife gitti. Evet, onda yani sonbahar mevsiminde bitiyor sıcaklık. Ve yine devam ediyor. Başka bir sebep daha var. Ve li enne hum, yine artık zamir kullan. Tekrar insanlar demedi, eşhas demedi. Çünkü onlar yuhibbune, seviyorlar. Neyi? Müşahedete. Müşahede etmek. Yani seyretmeyi. Evrak. Evrak normalde kağıt. Kağıtlar demek evrak. Fakat hemen yanında kelime bakmamız lazım. Eşcar dediğine göre ağaç için kullanırsak, yanında ağaç kelimesi varsa yaprak diyeceğiz. Evet. Ağaçların yapraklarını seyretmeyi seviyorlar. Taskutu. O yapraklar ne oluyor? Taskutu düşüyor. Ağaç yere. Alel ard. Ala yerin üzerine düştüğü için ala. Ala üzerindeydi. Temel anlamı buydu. Ala. Yani bu yaprakları yere düşerken seyretmekten hoşlanıyorlar. Bu da parçaya göre başka bir sebep. وَلِأَنَّهُمْ يُحِبُّونَ مُشَاهَدَةَ اَوْرَاقِ الْاَشْجَارِ تَسْقُطُ عَلَى الْاَرْضِ وَآخَرُونَ آخَرُونَ diğerleri de, diğerleri آخَرُونَ başkaları آخَرُونَ يُفَضِّلُونَ فَصْلَ الشِّتَاءِ başkaları da kış mevsimini seviyor. Evet, kimisi de kış mevsimini sevebilir. لِأَنَّ هُمْ yine aynı. Çünkü onlar yufaddilune li annahum seviyorlar. Sebebi şu parçaya göre. Li annahum yuhibbunel matar. Yağmuru seviyorlar. Vellaib oynamayı bi ile vasıta hal demiştik. Bittellic. Karla oynamayı seviyorlar. Vel culus oturmayı kurbe yanında ya da yakınında anlamında. Kurbel mitfe'e sobanın yanına oturmayı, sobanın yakınına ya da şömine diye de çevirebiliriz dedik. Görsellerde şömine olarak vermişti ama soba ısınma aracı, yani şömine, soba, kurbel mitfe, sobanın yanına oturmayı seviyorlar. Bu da kış mevsimini sevenler için sebep. Evet, burada bakalım bu parça üzerinden bize neyi vermek isteyecek? Evet. Unzur. Unzur ilel cümlel atiye. Evet. Aşağıdaki cümlelere bakınız diyor. Cümle yapılarına dikkat çekiyor. Ba'dunnas yufaddilune fasla sayf. Biraz önceki diyalogta okuma parçamızda geçen. Şimdi bazı insanlar yufaddilune fasla sayf. Ba'dunnas yufaddilune fasla sayf. Ne yaptık? Bazı insanlar dedik. Sonra fiilimizi getirdik. Tercih ediyorlar neyi? Fasla sayf. Yaz mevsimini. Her mevsim için bu tabiri kullandı. Hunake eşhasun yuhibbune faslel harif. Hunake eşhas. Şimdi hunake burada biraz farklı bir anlamı var.
Daha önceki dersimizde orada demiştik. Orada şahıslar vardır. Tabii buradaki hunake aslında karşımızda, yani orada şahıslar anlamında değil. Şahıslar vardır anlamında. Yani hunake burada there is, there are gibi kullanılıyor. İngilizce ile karşılaşacak olursak böyle bir yapı. Hunake eşhas. Yoksa karşımızda, yani birkaç adım ileride insanlar yok. Onu kastetmiyor. Ama böyle bir yapı var Arapçada. Burada hunake, evet, işaret zamiri, fakat anlamı vardır. O anlamda. Hunake eşhasun, kişiler, şahıslar vardır. Yuhibbune faslel harif. Onlar ne yapıyorlar? Seviyorlar. Neyi? Faslel harif. Sonbaharı seven, sonbahar mevsiminden hoşlanan insanlar vardır. Başka bir aharun ve diğerleri de aharun yuhibbune fasla şita. Kış mevsimini severler. Demek ki sonbaharı seven insanlar var, kişiler var ve diğerleri de kış mevsimini seviyorlar. Bu iki cümle, şimdilik bu kelimeler üzerinden gittik. Bunlarla ilgili bize, evet, yine alıştırmalar verecek. Lahiz. İşte burada lahiz ma ye'ti. Şimdi burada bu ifadeye dikkat. Lahiz ma ye'ti. Aşağıdakilere dikkat ediniz diyor. Ba'dun nas. Ba'dun nas. Yani bazı insanlar. Ba'dun nas. Bazı. Hepsi değil, bazısı. Ba'dun nas. Bütün insanlar demiyor. Birkaç kişiyi kastediyorsak ba'dun nas. Bazı insanlar. Devamında ne dedi? Yufaddilune fasla sayf dedi. Hunake eşhas. İşte bu tabiri böyle kullandı. Hunake eşhas. Kişiler vardır. Hunake eşhas. Yuhibbune. Burada kullandığı yapı. Hunake eşhas. Bu da tabir, kalıp ifade. Hunake eşhas. Ve aharun. Diğerleri. Çoğul. Ve aharun. Bakın bunlar hep çoğul. Ve aharun. Diğerleri. Eşhas. Kişiler. Şahıslar. Nas. İnsanlar. Ba'dun nas. İnsanlardan bazıları. Birkaçı. Ba'dun nas. Hunake eşhas. Ve aharun. Lahil ma ye'ti dediği, bakalım neden acaba dikkat edin demiş. Acaba Hocam alıştırmalar. bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu huneke eşhas diyoruz ya. Huneke'den sonra çoğul eşhas kullanılmış. Tekil olarak da kullanılabilir değil mi? Hani Kullanılabilir. huneke Tabii. şahs Tabii. diye. Tamam. Kullanılabilir. Yani burada hani onu demek istemiyor. Yani hunake'den sonra çoğul gelir diye bir kural yok. Buradaki hunake biraz, evet, ismi şart görüntüde ama anlamca vurgulamak istediği şey farklı. Kişiler vardır, yani seven insanlar vardır. Yoksa biraz önce söylediğimiz gibi ilk öğrendiğimiz hunake eşhasen, yani orada birkaç öğrenci var. Hunake tullab demiştik mesela. Orada öğrenciler var. Anlamında değil. Genel anlamda buradaki hunake eşhas. Kişiler var, sevenler var. Yani yaz mevsimini sevenler var, kışı var, işte ilkbaharı sevenler var. Genel bir tabir bu. Hunake eşhas. Dediğim gibi İngilizce'deki biraz deriz, derara benziyor. Onun için burada tekilde kullanabiliriz. Ama buradaki kalıba, dolayısıyla metindeki kalıba, kullanıma dikkat çekmek için bunu vermiş. Hunake eşhas. Ve aharun ve diğerleri. Ve aharun. Bu çoğu. Bunu diğerleri demek için aharun dememiz gerekiyor. Evet. Ba'dun nas. Çoğu. Nas çoğu. Burada kesin çoğu kullanmamız lazım. Çünkü insanlardan bazıları. Çoğu kavramdan birkaçını ne yapıyor? Çıkarıyor. Şurada çoğu gelmesi lazım. Ba'dun nas. Ama şurada mecburiyet yok. Evet. Bakalım. Uktub. Evet. Kema fin nemudec.
Örnekteki gibi yazınız diyor. Günkü alıştırmalara benzer. Şimdi yavaş yavaş paragrafta ya da diyaloglarda verdiği kalıpları kullandırmaya çalışıyor artık. Bakın bu kitapta biraz başladı. Ama şu anda bilinçsiz kullanıyoruz tabii. Belki ezberleyerek yapıyoruz. Sonra sebebini söyleyecek. Ya yeri geldikçe yavaş yavaş. Ene ufaddilu fasla sayf. Şimdi ne yaptı? Ben tercih ediyorum. Biz de evet bize ene ufaddilu'yu kullandırmak istiyor. Evet. Ene demiştik. Birinci tekil şahıs. Zamiri ayrı yazılan. Bu da fiilimizdi. Ben olduğunu şu eliften anlıyorduk. Bizim için önemli olan şu anda şu elif. Yani üstündeki hareket değil. Ene ufaddilu fasla sayf. Evet. Önce neyi sevdiğimi söylüyorum. Burada evet. Yaz mevsimini seviyorum. Çünkü ben. Evet. Çünkü li enneye ye eklersek dolayısıyla ben olur. Li enni. Li enni. Eklediğimiz zaman okunuşu değişiyor. Li enni. Hatırlayın ye demiştik. Harekesini aşağı çeker. Benim derken. Dolayısıyla bu da ye. Li enne normalde. Li ennenin harekesini yani sondaki fetayı ne yaptı? Aşağıya çekti. Li enni. Hemen bunu göstermemiz lazım. Bunlar önemli kalıplar. Çok kullanılan kalıplar. Nereden geldiğini görmemiz lazım. Evet. Bir şey geçmedik. Evet. Li enne. Li enne çünkü. Tek başına çünkü. Artı ben demek istiyorum. Li enni ne yaptı? Y'yi yazdık. Burada tabii Y daha önceki isimlerin sonuna geldiğinde birazcık da söylemiştik, ipucu vermiştik Y'nin görevleri hakkında. Bana aitlik bildiriyordu. İsimlerin sonuna geliyordu. Tabii bu Li enne bir edat. Edat olmasına rağmen Y bitiştiği zaman yine onun harekesini aşağı çekecek. Li en ni ne yaptık? Evet. Li en ni hareketi aşağıya çekti. Mesela bakın kesrayı şeddenin altına vermedi. Gördünüz mü? Harfin altına yazdı. Çünkü bu demek ki bu harf karakteri neyse şu anda çıkmıyor. Tahtada. Bu harf karakteri yazdığınız zaman hem ne yaptı? Kesreyi şeddenin altına yazdı. Yani harfin altını düzeltiyorum. Bazen şeddenin altında olur. İkisi de demiştik aynı şey. Bazı kitaplarda şeddenin altında görebilirsiniz. Evet. Li enni. Li enni. Çünkü ben. Böyle kullanıyoruz. Li enni. Çünkü ben. Ne yaptı? Bunu bize bu kalıbı alıştırma için veriyor. Li enni. Hep li enni kullanıyoruz demek ki. Evet. Artı bakın. Fiillerde de ben. Ene çekimini. Evet. Vuruluyor. Li enni. Uhibbu. Yine ben severim. Yine elif geldi. Neyi? Es-sibaha. Çünkü yüzmeyi severim. Ene ufaddilu fasla rabi'i fasla sayif. لأني أحب السباحة. Evet. Kolay. Şu mevsimi severim. Çünkü ben. Evet. İlk üç. Evet. Biraz daha kolay. Yani hazır vermiş. Peki bir için var mı? Bir bakalım. Sibaha neydi acaba? Peki. Sibaha yüzme. Yüzmek. Sibaha. Hem bakın gördünüz mü? Şurada sibahadaki ve ufaddilu'daki değil mi? Kesra nerede? Şeddenin altında. Bu harfin yazarken dat demek ki şeddeyi ne yaptı? Bilgisayardaki font bunu buraya yazdı. Benim tahtada kullandığım font demek ki değişik harfin altına yazdı. Bu tamamen fontla alakalı bir şey. Evet. Sibaha yüzme dedik. Peki bire var mı?
Bir numaraya kolay. Ne üfeddeli Güzel. fesler Rabi li anni uhibbu müşahedete duyur. Güzel. Ene ufaddilu faslar rabi'a. Evet. Ene ufaddilu. Ene ufaddilu. Ben tercih ediyorum. Hem ene'yi hem ayrı yazılan zamiri veriyor, pekiştiriyor. Hem de ben tercih ediyorum. Bakın şimdiki zaman. Ya da geniş zaman da olabilir bu cümledeki yerine göre. Yani geniş zaman nokta çevirebiliriz bunu. Burada geniş zaman gibi duruyor. Evet. Ben. İşte Elif ben. Ben ene ufaddilu faslar rabi'a ilkbahar mevsimini, ilkbaharı tercih ederim. Li enni çünkü ben uhibbu yine aynı bakın. Elif geldi. Ufaddilu uhibbu ene çekimleri tercih severim uhibbu hoşlanırım. Severim. Neyi severim? Müşahedete tuyur. Tuyur kuşlar. Kuş kelimesinin çoğulu. Çünkü kuşları seyretmeyi severim. لِأَنِّي أُحِبُّ مُشَهَدَةَ الطُّيُورِ Evet. İki numara. Merhaba hocam, okuyabilir miyim? Buyurun. أنا أفضل النوم مبكرا لأني أحب استيقاظ مبكرا. Güzel. أنا أفضل النوم مبكرا. Ben tercih ederim. Neyi tercih ediyorum? Ene ufaddilu. Ene ufaddilu. Şu anda bizim için önemli olan bu. Ene ufaddilu. Şahıs zamiri artı ben tercih ederim. Fiilin başına elif getirin diyor. Fiil de değişmemiş zaten. Ene ufaddilu neum. Uyumayı. Neum. Uyumak. Uyku. Neum. Mubekkiran. Evet. Erkenden uyumayı tercih ederim. Lienni. Çünkü uhibbul istikav. Uyanmayı severim. İstikad, uyanma. Uykudan uyanmak, istikad. Mubekkiran, çünkü erken uyanmayı severim. Ene ufaddilu ennevme mubekkiran li enni uhibbul istikad. Mubekkiran. İstikad. İstikad. Onu da yazalım. İstikaz. Yapmakta fayda var. İstikad. Bakalım evet. Uzatmayı istikad. İstikaz uyanmak. Yani mastar. İstikad. El istikad. Evet. Üçe bakalım. Evet, var mı 3 için gönüllü? Var yaptıklarımız evet doğru. 3. Ezzehab ilel mektebe. Evet, gönüllü çok basit. Okuyayım mı Buyurun. ben? Ana ufaddilu zehabe ilel mektebe. Yenni uhibbul kıraat. Güzel. Ana ufaddilu ezzehab ilel mektebe. Ezzehab ilel mektebeyi seviyormuş. Ne acaba? Tercih ediyor daha doğrusu. Ne olabilir? Ezzehab ilel mektebe. Hani gittim. Evet. Zehab gitmek. Gitmek eylemi. Mastar. Nereye? İle. Yön göster mağar. İlel mektebe. Kütüphaneye gitmeyi tercih ederim. Li'enni uhibbul kıra'e. Çünkü değil mi? Kıra'e. Kıraat. Kıraathane buradan geliyor. Okumayı severim. Yani uhibbul kıra'e. Kıra'e okumak. Bakın bunlar eylem değil demiştik. Bir ismin, bir kelimenin başında elif lam varsa fiil değil. Kapalı T varsa asla fiil değil. Bakın el kıra'e. Şu anda karıştırabiliriz.
El mektebe, bakın. El istikal. Müşahede. Gördünüz mü? Kapalı tellere. Et duyur, eliflen. Bunlar nedir? İsmin özelliklerinden, alametlerinden. Evet. Şimdi burada ise 4, 5 ve 6'da bizim kendimizden aklımıza veya ne olabilir? Diyalogdan, parçadan da bakabiliriz. Bu sefer neyi tercih ettiğimizi ve sebebini kendimizin söylemesini istiyor. Parçadan da bakabiliriz. Veya aklımıza gelen başka bir şey varsa daha önceki gördüğümüz konulardan. Var mı? Mevsimler olabilir ya da herhangi bir meyve, sebze olabilir. İşte şunu severim çünkü leziz mesela, lezzetli diyebiliriz. Bir tane söyleyebilir miyim hocam? Ana ufazilu fazilu beyti li enni uhibbu makan el har. Bakalım. Ana ufazilu, evet. Neyi tercih ederim dedik? Beyti ya da beyt. El beyt. Ha, ya da evimi tercih ederim. Öyle mi demek istedik? Beyti ya da el beyt. Evi tercih ederim çünkü li'enni uhibbu el mekan el har. Li'enni uhibbu el mekan el har. Çünkü sıcak yeri severim. Yani evim sıcak olduğu için dedik. Olabilir. Mesela ne demiş burada? Evet. Ezzehab ilel matam. Yukarıdan biraz bakmış. Evet. Değil mi? Yemek, matam, lokantaya gitmeyi tercih ederim. Yani ufadlu zehab ilel matam li enni uhibbu ta'am. Evet. Çünkü yemek yemeyi severim. Li enni uhibbu ta'am. Hocam ben yapabilir miyim? Deneyim en azından. Buyurun. Ene ufaddilu ez-zehebe ila beyti li enni uhibbu liruyeti etfali. Heh, güzel. Ene ufaddilu beyti dedik. Evet. Evimi tercih ederim. Li enni, çünkü uhibbu, neyi severim? Evet. Bakalım. Li ru'yeti etfali. Bakalım. Düşünce güzel. Yani fiillerin kök halini falan daha henüz bilmediğim için. Tamam. Tamam. Zaten fiillerimiz o bize hazır verilmiş. Oradan yardım aldık. Yani bu anlamında. Ene ufaddilu. Evet. Ufaddilu. Ne diyelim? El-zehab ilel-beyt. Zaten eve gitmeyi derken kendi evimizi kastediyoruz zaten. İlel-beyt. Evet. Eve gitmeyi tercih ederim. Bi-enni. Evet. Çünkü ben uhibbu ya da şöyle diyelim. Uridu diyelim. Li enni uridu, çünkü istiyorum. Neyi istiyorum? Ru'yet. Burada cümlede uhibbu yerine uridu biraz daha güzel. Ru'yete evladi. Çünkü çocuklarımı görmek istiyorum. Evet, evladi. Evladi. Çoğul kullandık. Yani bir tane varsa veledi deriz veya binti deriz. O ayrı. Ene ufaddilu zehab ilel beyt. Eve gitmeyi tercih ederim. Li enni uridu ru'yete evladi.
Çünkü çocuklarımı görmek istiyorum. Evet. Uridu yine daha önce geçmişti diyaloglarda, alıştırmalarda. Yuridu, uridu, ben istiyorum. Evet. لِأَنِّي أُحِبُّ ya da اُرِيدُ رُؤْيَةَ اَوْلَادِي رُؤْيَةَ Bu da birkaç defa geçti diyaloglarda. Evet. Çocuklarımı görmek. اَوْلَادِي اَنَا اُفَضِّلُ الذَّهَابَ اِلَى الْبَيْتِ لِأَنِّي اُرِيدُ رُؤْيَةَ اَوْلَادِي Mühim olan şu anda elimizdeki kelimelerle, elimizdeki malzemeyle işte un var, şeker var, yağ var. Ne yapalım? Başka şey yoksa da onlarla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Güzel kitabımız tabi diyaloglar üzerinden daha kolay olur diye kendisi ne demiş? Şunu şöyle yapabilirsiniz demiş. Yukarıdaki gibi. En ufadilu fasla sayf li enni uhibbu sibaha. Evet, yüzmeyi severim. Yukarıdaki cümlenin aynısı. Altı numara var bu grupta son alıştırma. Ne diyelim? Denemek isteyen. Son cümle mi hocam? Son cümle. Ana ufazilu el-zehab ila Mısır İlâ Mısır. Güzel. li'enni uhibbu ahrama selâse. Ehram. Ha, güzel. Ene. Evet, şey yazalım. Güzel. Ehram da geçti değil mi? Ehram. Evet. Yani görsel olarak bir yerde geçmişti. Ene. Ufaddilu. Güzel. Ufaddilu buraya kadar hazır verdi kitabımız. Ufaddilu ed-dehab. Evet. Nereye gitmeyi tercih ederim? İla Mısır. İla Mısır. Mısır'a gitmeyi tercih ederim. Li'enni dedi. Evet. Uhibbu. Evet. Neyi severim dedik. Uhibbu'dan sonra ne dedik? Uhibbu Rüyete yani. ru'yete. Evet. Ru'yete. Çünkü evet. Ru'ye diyebiliriz. Ru'yetel ehram. Evet. Ehram. Piramitleri görmeyi severim. Ziyaretin Mısır'da diyebilir miyim? Li'enni uhibbu diyebiliriz. Li'enni uhibbu ziyaret Mısır. Ziyaret. Tabii Mısır dememize gerek yok şu anda. Çünkü tekrar olacak. Mısır yerine zamir kullanalım. Hangi zamiri kullanalım? Ziyarete. Aa, eyvallah. Başımıza iş aldık ama olsun, artık geri dönüş yok. Mısır dişi mi erkek mi? Bilmiyoruz. Ha. Ülke isimleri Arapçada dişil olarak kabul ediyor, genel olarak. Ülke isimleri. Öyle bir kural var. Ziyarete ha. Ha'yı Mısır'a gönderdik zamir olarak. Ülke isimleri genel olarak müennes, yani dişil kabul ediliyor Arapçada. Öyle bir kural var. Onun için ha dedik. Tekrar Mısır deseydik biraz cümle bozuk olacaktı. Çünkü gereksiz tekrarlar Türkçe'de olduğu gibi Arapça'da da cümleyi yapısını zayıflatıyor. Dolayısıyla onun yerine zamir göndermek gerekiyor. Arapça'da tabii zamir göndereceğimiz kelimenin özelliğini bilmemiz gerekiyor. Bu gruplar, yani dişil kabul edilen gruplardan biri ülke isimleri. Bunu da bu cümle vesilesiyle böyle aradan söylemiş olduk. Şu anda önemli değil ama bu cümle için ha getirmemizin sebebi bu. Evet. Kitabımız ne demiş bakalım? Evet. Ene ufaddilu el melabise riyadiye. Daha önceki evet
parçalarımıza geçmişti. Değil mi? Spor kıyafetleri severim. لِأَنَّهَا ha, burada kıyafetlerden bahsediyor. Onun için çünkü o kıyafetler Melabis Riyadiye'ye gitti. Çünkü onlar nedir? Muriha rahattır. Çünkü o kıyafetler yani spor kıyafetleri nedir? Rahattır. Ha'yı oraya gönderdik. Spor kıyafetlerine. Evet, demek ki ene ufaddilu işte şunu 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 tercih ederim. Li enne çünkü. Li enni. Yoğun olarak li enni verdi. Çünkü ben li enni, li enni. Sonunda biraz anlamdan dolayı ben değil de kıyafetlere gitmek için ha dedik. Melabis er riyadiye. Ufaddilu uhibbu. Yani ben çekimlerini biraz farkında olmadan biz tabii daha önce ipuçları verdik ama onları bize kullandırmak istiyor bu alıştırmada. Evet. Bununla ilgili var mı arkadaşlar? Bunlarla ilgili bu yapılarla ilgili herhangi bir aklımıza takılan. Evet. Bakalım. Bir baba var. Babası, oğlu var. Evet, burada da bir görevli var. Bakalım. Evet, diyalog Ahmet ve el-Mudir arasında geçiyor. Ahmet ve müdür. Bakalım Ahmet ne demiş? Evet. Esselamu aleykum. El-Mudir. Ve aleykumusselam. Ahmet. Uridu en useccile ibni fi hadihil medrese. المدير اهلا وسهلا كم عمر ابنك يا ده ابنك istersek zamiri hareke verebiliriz erkek olduğu için ke senin oğlun كم عمر ابنك كم عمر ابنك عمره 6 سنوات عمره 6 سنوات ما تاريخ ميلاده تاريخ ميلاده سنة 1992 في اليوم العاشر من نيسان. تاريخ ميلاده سنة 1992 في اليوم العاشر من نيسان. Evet, bakalım şimdi güzel bir fiil var. Artı daha önceki değindiğimiz bir iki zamir var. Burada o zamirleri vermiş. Evet. Esselamu aleykum. Evet. Ve aleykumusselam. Evet. Selamun aleyküm. Aleykümselam dedikten sonra. Uridu. Biraz önceki evet alıştırmamızda kullandık. Değil mi? Uridu. Artık ben. Hemen şu elif. Ben istiyorum. Ne istiyorum? Mekmak. En. En. Mekmak. Useccile. Evet. Yine ben. Ben ne yapmak istiyorum? Useccil. Tescil. Tescil. Buradan geliyor. İbni. Oğlumu. İbn erkek oğul. İbni. Yine benim oğlum. Oğlumu. Fi. Hadihil medrese. Hadihil medrese. Bakın bu okul. Yine ismi işaret. Bu içinde bulundukları okul. Şu anda binanın içerisinde. Onun için hazihi bu. Bu okula yazdırmak istiyorum. Useccile burada yazdırmak diyeceğiz. Kaydettirmek. Bizdeki yazdırmak. Oğlumu bu okula yazdırmak istiyorum. Tescil yani kaydını yaptırmak istiyorum. Uridu en useccile. Kaydettirmek. Mek'i veren şu en demiştik. Oğlumu, ibni fi, nerede, nereye? Burada fi kullanıyorlar. Kullanılıyor. Fi hadihil medrese. Bu okula yazdırmak istiyorum. Uridu en useccile ibni fi hadihil medrese. Ehlen ve sehlen. Merhaba, hoş geldiniz. Kem umru. Yine soru edatımız. Kem daha önce geçmişti. Umur burada
yaş anlamında. Normalde ömür. Ama yaş sorarken de umur kelimesi kullanılıyor. Burada yaşı anlamında. İbni ke. Ke. Ke erkek için. Ke. Feta. Ke zamiri burada feta. Senin oğlunun yaşı kaçtır? Oğlunun yaşı kaçtır? Cevap. Umru hu. Onun yaşı hu. Çocuğa gitti. Erkek. Erkek olduğu için hu zamiri kullanıyoruz. Onun yaşı. Yine burada İngilizce ve Arapça burada birbirine benziyor değil mi? His mi oluyor? His. Evet. Erkek olduğu için hu kullanmamız gerekiyor. Onun yaşı hu. Sittu senevat. Altıdır. Altı sene. Yaşını söylerken sadece rakam söylemiyoruz. Biz değil mi? 6 yaşındadır diyoruz. Araplar ise yılı ilave ediyorlar. 6 senedir. Yani 6 yaş anlamında. Buradaki sene yaş anlamında bizdeki. Yani 6 yıldır hayatta anlamında. 6 yıl oldu doğalı. Sittu senevat. Ma tarihu miladihi. Yine onun doğum. Onhi. Nereye gitti? Erkek çocuğa gitti. Tabii burada dikkat etmemiz gereken biraz önce omruhu dedik, burada hi dedik. İkisi de aynı zamir aslında fakat harekesi değişti. Çünkü hu zamiri kendisinden önce kesre harekesi varsa, bakın onu buraya onun için kesralamış. Miladihu olmuyor. Bakın dile de zor zaten. Miladihu. Kendin öncesi kesra ise bunu da kesra okuyoruz. Miladihi. Yine anlam aynı. Onun doğum tarihi nedir? Ma tarihu miladihi. Doğum tarihi nedir? Ne zaman doğdu? Ma tarihu miladihi. Tarihu miladihi onun yani oğlumun artık tekrar oğlum demesine gerek yok çünkü belli. İbn kelimesine zamir gönderiyoruz artık. Umruhu miladihi miladihi tarihu miladihi senetu evet. Doğum tarihi neymiş? 1992. 1992. Rakamlarda sıralama Türkçe gibi. Soldan sağa 1992. Tabii bunların okunuşları var. Sayılarla ilgili onları henüz görmedik. Şu anda bu önemli değil bizim için. 92, 1992 doğumlu diye çevirebiliriz. 92 yılının ne zaman? Fil yavum gününde. Gün içinde olduğu için fi. El aşir 10. günü. Evet. Hangi ay? Min. Burada min geliyor. Min neysan. Nisan'dan 10. gün. Yani Nisan'ın 10'unda. Nisan'ın 10. gününde. Aşir 10. Min Nisan. Burada min geliyor araya. Nisan'dan 10. gün gibi ama Nisan'ın 10. günü. 92 yılı 10 Nisan. Da doğdu ya da doğum tarihi 92 yılının 10 Nisan'ı. Tarihu miladihi senetu yılı söyledi. Sene 92 yılı. Hangi gün fi geliyor başa günlü belirtmek istiyorsak fil yevmil aşir 10. gün ama hangi ay o kapalılığı gidermek için min geliyor araya min Nisan Nisan'dan 10. Nisan'ın 10. günü kapalılığı gideren hep min oluyor Arapçada bu anlamda 10. gün dersek hangi ay hemen araya min diyor ki ben hemen açıklayayım diyor min neysen bu tip cümlelerde min neysen Nisan'dan değil Nisan'ın evet bir daha bakalım Esselamu aleykum ve aleykum selam klasik selamlaşmalardan sonra yeni bir fiil var burada uridu en useccile kaydettirmek yazdırmak işte mekmak en fiilin başına geldi mekmak mastara çevirdi. En useccile kaydettirmek istiyorum. İbni yine birinci tekil şahıs iyilik eki
İbnun erkek çocuk. İbni oğlum. Oğlumu fi hadihil medreseti. Bu okula. Tabi bu okulun içine. Yani onun için fi kullanmış, evet. Fi hadihil medrese. Yine hazihi demiştik. Dişil kelime olduğu için hazihi oldu. Değil mi? Hazel medrese diyemeyiz. Hadihil medrese. Erkek dişillik her yerde var demiştik. Evet. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Merhaba, ehlen ve sehlen. Kem umru ibnike? Kem umru? Yaşı kaç? İbnike. Yelik eki. Senin oğlun. Ke. Kalemuke. Kitabuke. İsmuke gibi. Senin veren ke, ama erkekse ke. Feta. Umru hu. Onun. Kim o? Hu'dan anlıyoruz ki eril bir zamir. Oğluma gidiyor. Umruhu sittu senevet. Yaşı 6. Yaşta da rakamdan sonra yıl kelimesi söyleniyor. Biz yaş diyoruz. Onlar Arapçada senevat, yıl. 6 yıl. Yaşı 6. Ya da 6 yaşında. Umruhu sittu senevet. Me, yine soru edatımızda nedir anlamında? Me, tarih. Miladihi, onun doğum tarihi nedir? Milat. Yine hiza, buradaki hu, ama ne oldu? Kendisinden önce kesra olduğu için bu kesra hu zammin okunuşunu etkilediği miladihi, o da kesra okunuyor. Onun için kesra okuduk, miladihi. Yoksa dediğimiz gibi hu zammiyle bu aynı. Umruhu. Aynı işlevi görüyorlar. Sadece okunuşu değişti. Tarihu miladihi, ne yaptık? Soru edatını attık. Evet. Onun doğum tarihi senetu, önce yılda diye. Evet. 1992. Elf, bin. Ve tis'umiye, tis'u, 900, 900. Sonra 92. 92'de de 2 ve 9'dan başlıyorduk. Değil mi? Biraz tersti o. Ve ifneteyni ve tis'in. Evet. 1992. Şu anda bunun hiçbir önemi yok bizim için. 92 yılında doğdu. Eğer gününü ve tarihini net vermek istiyorsak ayrıntılı, günün başına fi geldi. Fil yevmil aşir. Tamam. 10. gün. Ama hangi ay? Burada belirsizlik var. Min neysen. Burada da min geliyor. Min neysen. Nisan'ın 10'unda. Evet. Burada arkadaşlar var mı herhangi bir kelime, yapı, şey dışında tabii. Şu anda sayılar ayrı bir konu. Onu yavaş yavaş verecek. Yeni fiilimiz üseccil. Evet. Tescil buradan geliyor. Kayıt. Kaydettirmek. Evet, şimdi bir daha hemen okuyayım tekrar, sonra kalıp ifadeleri var vermek istediği, onlara geçelim. Evet, Ahmet ve El-Mudir arasında geçen bir diyalogda, Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam dedi. Evet, selamlaşmalardan sonra, Uridu en usaccile ibni fi hadihil medrese. Uridu, yine ben. Mekmak en useccile, evet, yazdırmak, kayıt ettirmek istiyorum İbni oğlumu. Nereye? Fi hadil medrese, bu okula. Burada okulu oldu, fi kullanıyor, okulun içine. Yani bu okulda okumasını istiyorum anlamında. Fi. Yine isim işaretlerden geçen derslerimizde gördüğümüz, dişil olduğu için ne yaptı? Medrese hazihi kullandı, evet. Ehlen ve sehlen, kem umru ibnike? Merhaba dedi, merhaba. Kem umru ibnike? Erkekse ke zamirine üzerine menfeta. Eğer hareke okuyacaksak harekeli. Kem umru ibnike? Oğlunun yaşı kaçtır? Umru hu, onun. Onun yaşı hu, eril zamir. Eril keki, onun.
Sittu senevel dedik. Evet, altı. Yaşı altıdır. Arapçada yanına hemen sene ifadesi ekleniyor. Yıl ifadesi. Sittu senevel. Mâ tarihu miladihi. Evet, milat. Türkçe'de bazen mecazi olarak miladı anlamında kullanıyoruz. Miladı, doğuş bir şeyin, ortaya çıkışı. Mâ tarihu miladihi. Onun doğum tarihi nedir? Tarihu miladihi senetu 1992. 92 yılı. Gün vermek istiyorsak dedik. Fi. Günün başına fi getirdik. Fil yevmil aşir. 10. gününde. Tabi hangi ay? Ayın başında min getirdik. Min neysen. Nisan'ın 10'unda doğdu dedi. Evet. Bu alıştırmada evet bakalım bize aslında vermek istediği işte şu zamirler. Rakamlar değil. İşte kem umruke. Kem umruke. Fetha'ya dikkat. Senin yaşın kaçtır? Kaç yaşındasın? Bu keften karşımızda bir erkek olduğu anlaşılıyor. Ke. Arapçada erkek varsa bu zamir harekesi ke. Bu zamir isminin sonuna bitişen ve iyilik yapan zamirler. Bizdeki iyilik zamirleri. Benim, senin, onun, bizim gibi. Sizin gibi, onların gibi. Ke. Tabi omruke dediğine göre senin yaşın benim yaşım. Omri. Ke ne oldu? Senin. Daha önce de geçmişti. O zaman da söylemiştik. İsmin sonuna ye bitişecek. Benim demek için. Ve bu ye kendisinden önceki harfin harekesini aşağı çekiyor. Omri, omri, sitte aşrate sene. Yaşım 16'dır. Yine 16'dan sonra sene ifadesi, yıl ifadesi geldi. Muhakkak yaşlarda bu sene geliyor. K'den sonra ne diyor? Kem omruhu, onun yaşı kaçtır? Buradaki hu, o, onun dediğimiz zaman hu zamirinden erkeğin kastediği anlaşılıyor. Burada bulunmayan kişi için. Onun yaşı. Kem omruhu. Erkek. Ke senin. Omruke senin yaşın. Omruhu. Onun yaşı. Bu ke ve hu sorulan kişinin eril olduğunu, bir erkek olduğunu bize gösteriyor. Hu zamiri. Ve ke zamiri. Kem omruhu. Omruhu. Evet, onun yaşı kaç? Onun yaşı mesela demiş aşrune sene. Yaşı 20. İşte ilk satır 1 ve 2 ile gösterilen erkeklere yönelik. Fakat bir bayan varsa kem omruha, işte onun yaşı kaçtır? Buradaki ha zamiri hu demediğine göre ha diyor. Ha dişil zamiri, onun yaşı, yani burada bulunmayan bir bayan hakkında konuşuyoruz. Onun yaşını soruyoruz. Kem umruha. Eğer bayansa ha zamir ekleniyor. Umruha. Onun yaşı. Kalemuha. Onun kalemi. Kitabuha. Onun kitabı. Umruhu. Onun yaşı. Kalemuhu. Onun kalemi. Kitabuhu. Onun kitabı gibi. Kem umruha. Umruha 25 sene. Yaşı 25'tir. 25 yaşındadır. Umruha 25 sene. Eğer karşımızda bir bayan varsa kem umru ki, ke erkek için, senin yaşın, ki bayan için, karşımızda bir bayan varsa kem umru ki, yaşın kaç? Kem umru ki. Umri, omri, benim yaşım. Dolayısıyla birinci tekil şahıs iyilik ekinde değişiklik yok. Erkek de omri diyor, bakın. Kem omruke omri. Bir bayan da ne diyor? Omri. Birinci tekil şahıs iyilik ekleri erkekte ve bayanda ortak. Omri. Kitabi, benim kitabım. Bir erkek de benim kitabım derken kitabi diyor. Bir bayan da benim kitabım derken kitabi.
Omri. Demek ki ye'ler ortak. Birinci tekil şahıs iyilik ekleri ortak. Benim. Omri felâthûne sene. Yaşım 30. Omruke. Şurada çapraz da yapabiliriz. Belki daha mı kalıcı olur. Omruke, omruki, ke, ki. Senin yaşın. Erkek için karşımızda bir erkek var. Yine senin yaşın, karşımızda bir bayan var. Anlam değişmeyecek. Sadece hitap şekli değişecek. Zamir değişiyor. Ke ve ki. Omruhu, onun yaşı. Omruha, yine onun yaşı. Yine anlam değişmeyecek. Fakat kastettiğimiz, yaşını sorduğumuz kişi erilse hu, dişilse, erkekse hu, bayansa ha. Omruhu, omruha. Kitabuhu, kitabuha. Kitabuke, kitabuki. Bunlar bitişik zamirler. Hangi zamirler? İsmin sonuna bitişen ve iyilik, aidiyet, sahiplik bildiren zamirler. Burada diyaloglarla onu vermeye çalıştı. Yine aynı şeyi burada doğum tarihi üzerinden yapacak. Onur ilerli cümleli lati. Aşağıdaki cümlelere bakınız. Baktık. Ne diyor? Ma tarihu miladi ke. Burada hareket koymamış mesela. Ke de diyebiliriz. Okuyabiliriz. Ki de okuyabiliriz. Değişen bir şey olmayacak çünkü cevap açısından. Karşımızda erkek varsa ke. Miladi ke. Doğum tarihin nedir? Bir bayan varsa miladi ki. Çünkü cevapta benim doğumum aynı. Doğum tarihim. Miladi. Ma tarihu miladike ya da miladiki. Tarihu miladi. Cevap verirken evet tabi ma'ya attık soredatımızı. Tarihu miladi. Ke ve ki. Dikkat, bu dönüşümleri dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Miladuke miladi. Senetu 1980 dedik. Sonra gününü vermek istiyorsak fi fil yevmil hadi aşar 11. günü, eğer tabii ki burada vermemiz lazım. Hangi ayın? Min Temmuz. Temmuz'un 11. günü. 1978 11 Temmuz. Günün başında fi, ayın başında min. Ma tarihu miladihi. Onun doğum tarihi. Demek ki hi ile erkeği kastediyoruz. Erkeğin doğum tarihini soruyoruz. Sadece şurada bir okunma farklılığı var. Hu zamiri normalde o miladuhu okumam gerekiyor. Fakat kendisinden önce kesre harekesi varsa hu, o da kesre hi oluyor. Miladihi. Tarihu miladihi, onun tarihi, doğum tarihi nedir? Herhangi bir yıl söylemiş. İşte senetu elfin ve tis'amiyetin ve tis'in, 1990. Yine gün, fi, fil yevmis sabi'ah, 7. gün. Böyle. 11. gün, 7. gün. Sonra da ay söyleyecek. Min, Ağustos. Ağustos'un 7'sinde, evet. 7 Ağustos 1990'da. Doğum tarihi 7 Ağustos 1990 diyor. Min Eb. Birazdan verecek ayları. Tarihu miladiha. Evet, yukarıdaki gibi. Omruha miladiha. Aynı. Onun doğum tarihi nedir? Yani buradaki ha'dan anlıyoruz ki bir bayan. O bayanın doğum tarihi nedir? Miladihi miladiha. Tarihu miladiha, onun doğum tarihi senetu 2001, 2001 yılı. Şu noktalar demiştik 0, 2, 0, 0, 1, evet. Yine gün vermek isterse gün ve ay, fi geldi, fil yevmil al-ashrin, 20. günü, 20'si hangi ay? Min adar, Mart'ın 20'si. Bu da hem tarih söyleme, ayları söyleyecek. Tabii ayları birazdan toplu olarak verecek. Şunlar önemli. Miladu, miladike, miladiki, miladiha.
ke, ki, hu ve ha'ları verdi. Şu anda evet. Sen ve o. Eril ve dişil. Sen. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu Ağustos Eb ile Baba Eb yazılışları arasında farklı. Dikkat uçak çok ufak fark şurada uzatma var. Şu uzatmayı gördün mü? Eb. Diğeri Eb. Eb'de uzatma yok. Elif kısa. Artı Eb'de de ne var? Bir hemze var. Hemen ona bir bakalım. Evet. Karışabilir. Baba kelimesi değil mi? Hemze var başında. O Eb. Bu ise hemze yok. Ne var? Evet. Dalgalı bir uzatma işareti. Eb. 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 Özellikle şu şeyi muhakkak o uzatmayı gösteriyorlar, gösterirler. Ama dikkat, hemze yok bakın. Uzatma önemli burada. Eb. Eb. Hemzeyi bazen metinlerde atabilirler. Arapların kendi yazdıkları kitap, dergi, gazetelerde. Çünkü cümlenin gelişinden eb mi eb mi onu çıkarabildikleri için. Ama bizim için önemli tabii hemze. Fakat şu işareti, uzatma işaretini koyarlar. İkisi arasındaki en şu anda bariz fark bu. Uzatma. Eb, eb. Onun için kitap hani uzatmalara biraz önem veriyor. Çünkü anlam değişeceği için baba ve Ağustos oldu. Eb. Evet. Demek ki ke, ki. Eril, dişil. Ke, ki. Senin, sana ait olan. Hu ve ha, onun, ona ait olan. Hu, eril, ha, dişil. Evet. Hu, ha, ke, ki. Bunları diyalogda bunlardan biraz bahsetti. Sonra şu cümleleri verdi. Bakalım devamında. Evet, devamında da buna benzer. Evet. Bir yapı var. Sıl el cümlelatiye. Sıl yani eşleştiriniz diyor aşağıdaki cümleleri. Bi ile eşleştirin. Bi suratil münasibe. Uygun bir, evet uygun resimle, fotoğrafla eşleştirin. Bakalım şimdi bir numara. Omri sebo senevet. Evet yaşım 7. 7 yaşındayım. Omri. 4. Erba. Evet erba. Şu, önce tabii şu şunlara bakmamız lazım. Aslında sayılar değil. Şunlar önemli. Öncelikle onlara baktık. Benim dediğine göre bir de sebo senevet 7. Erba dedik. Evet erbaymış. Umruha 50 sene. Evet. 50 yaşındadır. Hamse. Hangisi sizce? Vahid. Vahid dedik. Bakalım. Vahid. Başka diyen var mı? Tabi ha deyince onun yaşı yani bir bayandan bahsediyor. Dolayısıyla zamire dikkat. Zaten 1, 3 ve 5 var bakalım. Evet güzel 1. Umruha 50 sene. Onun yaşı 50, yaşı 50'dir. Ha'ya dikkat yine. Ha, bayan olduğu için. Evet. Umruha 30 sene. Selam. 30 dedik. Umruha ha hemen. Değil mi? Bayan zamiri. Onun yaşı 30. Evet. Umruhu 20 sene. Hu. Yaşı 20. İtnani. Zamiri. Evet. İtnani dedik. Güzel. Evet. Umruhu. Benim ve onun. Umruha 70 sene. Umruha 70 sene. Yaşı 70'dir. Evet. Yine ha. Zaten bir fotoğrafımız kaldı.
Rakamı söyleyelim. Evet. Hams. Evet, rakamlar hamse. Rakamlara sanırım ileride dönecek tekrar. Evet, hamse. Omri, kitabi, kalemi gibi. Benim yaşım, benim kitabım, benim işte kalemim. Omruha, kitabuha, kalemuha. Onun yaşı, onun kitabı, onun kalemi. Kim? Bir bayandan bahsediyoruz. Omruhu, onun yaşı, bir erkekten bahsediyoruz. Burada bulunmayan bir omruhu, onun. Kitabuhu, kalemuhu, defteruhu. Evet. Benim, onun. Benimde bir değişiklik yok. Erkek ve bayanda ortak. Omri. Birinci şahıs, iyilik ekleri ortak ama diğerleri değişecek. Demiştik bu değişim Arapçada her konuda var. Aklınıza gelebilecek her konuda eril ve dişil ayrımı önemli. Buna dikkat etmemiz gerek. Arapçanın yapısında var. Belki alışmakta en çok zorlanacağımız kural bu olabilir Arapçada ileride. Ama dilin yapısı böyle. Evet. Lâhid mâ ye'tî. Evet, şimdi aşağıdakilere dikkat ediniz diyor. Bu ünitenin zaten varlık sebebi bu. El-eyyâm. Eyyâm, günler. Eyyâm. Eş-şuhûr, aylar. El-fusûl, mevsimler. Şöyle yapabiliriz. Bilginiz olsun. Bu şu anda zararı olmayan bir bilgi. Evet. Yevm. Yevm tekil. Yevm. Çoğulu. Çoğul işareti. Cim. Cema. İfadesinin kısaltılmışı. Cemi yani çoğul demek. Yevm. Çoğulu eyyam. Türkçe'de eyyam kelimesini kullanıyoruz. Değil mi? Eyyam. Eyyamcı deniyor mesela, değil mi? Eyyamcı. Sadece günlük düşünen, ileri düşünmeyen anlamında buradan almış. Eyyamullah var hocam. Ne var? Eyyamullah. Yani? Yani dini bir tabir Allah'ın olarak. Günleri. Dini bir tabir olarak bir yerden hatırlıyor musun? Evet. Eyyamullah. Evet. Orada dini bir tabir. Allah'ın günleri anlamında. Ya da eyyamcı kelimesi buradan geçmekte. Ama eyyam çoğul. Eyyam. Gün, günler. Evet. Şahr, ay. Çoğulu, şuhur. Evet, şahr, şuhur. Tabii bu şehir, şehirle karıştırmamak gerekiyor. O ay anlamında, şehir, şuhur. Fasıl, mevsim. Fasıl, mevsim. Çoğulu, fusul. Fusul, mevsim, mevsimler. Yevm, eyyem, şehr, şuhur, fasıl, fusul. Arapçada çoğulların bir kuralı yok. Kuralsız çoğul deniyor bunlara. Bunları ancak işte ezberleyerek yavaş yavaş öğrenebiliriz. Bunlar çok kullanılan kelimeler zaten. Bunları da ekstradan vermiş olduk. Bilginiz olsun. Evet. Evet. Eyyam'a bakalım. Şimdi Es-Sebt. Es-Sebt. B'de sükun var. Es-Sebt. Başlamış. Evet. Cumartesi Es-Sebt. Es-Sebt. El-Ahad. Günler için. Ahad, pazar. Cumartesiden başlıyor. Evet. El-Ahad, pazar. El-İthneyn, pazartesi. El-İthneyn, pazartesi. Ef-Tulâfâ, salı. Ef-Tulâfâ, salı. El-Erbi'â. Tabi sonunda bir hemze var. Biraz orada duruyoruz. El-Erbi'â hissettirmek için. Ef-Tulâfâ, El-Erbi'a, çarşamba. El-Hamis. Hamis. Perşembe. El-Cumu'a. El-Cumu'a. Cuma.
السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة. Bunlar eyyam, yani günler dedik. Eşşuhur, aylara gelince, evet. Kanunu's-sani. Kanunu's-sani. Ocak. Kanunu's-sani. Ocak ayı. Şubat. Şubat, bizdeki Şubat. Şubat. Adar. Adar, evet. Mart. Adar, Mart. Nisan, Nisan, Nisan. Eyyar, Eyyar, Mayıs. Eyyar. Haziran, Haziran, evet, Haziran. Temmuz, Temmuz zaten kullanıyoruz, evet, Haziran, Temmuz. Eb, evet, Eb. Ağustos, Eb. Eylül, Eylül. Tişrinü'l-evvel, Ekim. Tişrinü'l-tani, Kasım. Kanunü'l-evvel, Aralık. Kanunü'l-tani, Şubat, Adar, Nisan, Eyyar, Haziran, Temmuz, Ab, Eylül, Tişrinul Evvel, Tişrinul Thani, Kanunul Evvel. Bunlar da eşşuhur, aylar. El Fusul, mevsimlerde daha önce de görmüştük. Yani hepsi geçti herhalde. Es Sayif, Sayif, evet. Yaz mevsim demiştik. El Harif, nokta dikkat, El Harif. Sonbahar, eşşite, kış, el-rabi'a, ilkbahar. El-sayif, el-harif, eşşite, el-rabi'a. Bunlar da zamanla ezberlememiz gereken kelimeler, günler, aylar ve mevsimler. Bakalım. Ecib anil esiletile diye, evet. Aşağıdaki sorulara cevap verin diyor. Kem yevmen fil usbu, kem yevmen, kaç gün fil usbu, haftada, usbu hafta idi, usbu haftada kaç gün vardır, kem yevmen fil usbu, kem yevmen fil usbu, cevap verebilir miyiz bakalım. Buna evet. Denemek isteyen var mı? Evet. Sorumuz neydi? Soruyu yazalım şuraya bakalım. Kem yevmen, kalıp bu. Kem yevmen, kaç gün? Nerede? Fil usbu. Evet. Sebba eyyam fil usbu. Tamam. Güzel. Fakat sıralama şu şekilde. Özellikle sıralama için ben cümleyi yazdım. Fil usbu ile başlıyoruz. Kem yevmen. Kem'i attık, sonra da attık. Yevmen'i de attık şu anda. Daima bir sonraki, yani kem yevmen'den sonra gelen isimle başlıyoruz. Fil usbu. Şimdi söyleriz. Söyleyelim. Felusbo, yedi. Evet, ne demiştik? Seba eyyam. Evet, felusbo, seba eyyam. Sebatu eyyam. Felusbo, sebatu eyyam. Evet, haftada yedi gün vardır. Felusbo, sebatu eyyam. Felusbo ile başlıyoruz. Soru kısmında şunla başlıyoruz. İlk kelimemiz bu oluyor. Fil usbu, sebatu eyyem. Güzel. İkiye bakalım.
Kem şehran fissene. Kem şehran fissene. Kaç ay vardır fissene. Yılda, yine fi geliyor buraya. Yılın içinde anlamında. Yani yılda, bir yılda kaç ay vardır? Kem şehran fissene. Bakalım. Yine aynı. Kem şehran fissene. Yine yazdık soruyu. Kem şehran fissene. Evet. Tamam. Yine neyle başladık? Fissene. Kemi attık. Şehran'ı da attık şimdilik. Fissene. Evet. 12 ay diyeceğiz. 12 ay diyebilir miyiz? 12. Tabi sayılar aklında kalmamış olabilir. Fissene. Fissene aşağıda. Evet. Fissene di. 12. 12. Evet. Baktık. İthne aşara. İthne aşara. Şehran. Evet, bir yılda 12 ay vardır. Fi seneti ithne aşara şehran. Dedik, evet. İyi bakalım. Kem usbu'an fi sene. Kem, kaç usbu'an, kaç hafta var fi sene. Bir yılda kaç hafta vardır. Evet, bakalım şimdi. Kem usbu'an fi sene. Tekrar yazalım. Evet. Kem usbu'an fissenedi. Evet. Soruyu yazdık. Kaç hafta usbu'an fissene. Evet. Yine fissene ile başladı. Fissene ya da fissene ne diyeceğiz? 52 mi diyeceğiz? Evet. 52 hafta. 52. Önce bakalım sıralamayı hatırlayacak olursak tersinden, yani onlar basamağı mı, birler basamağı mı? Önce birler basamağını söyledik Arapçada burada. Yani 2 ve 50 değil. İsnani ve hamsun. Güzel. Evet. İsnen. Bilgisayarda böyle bir yere değdiniz mi? İsnetti. Neyse. Bir daha yazdıracak. Evet. Cevabı yazalım. Fisseneti. Evet. Ne yaptık? Evet. İthne. Aşara. 10. Pardon. 52'lik. Evet. İthneni. 2. Ve araya vav giriyordu. Ve 50. Ve kamsun. Ve hamsune hafta usbu'an. Evet. Fisseneti ifnani ve hamsune usbu'an. Bir yılda 52 hafta vardır. Fisseneti ifnani ve hamsune usbu'an. Evet. Şimdi bakalım diğer sorumuza. Kem yevmen fişşehr. Kem yevmen fişşehr. Kaç gün, kem yevmen vardır? Nerede? Fişşehr. Ayda, yani bir ayda kaç günü vardır? Kem yevmen fişşehr. Tekrar bakalım. Selasine yevmen. Güzel. Kem yevmen fişşehr. Ne yaptık? Fişşehir'le başladık. Fişşehir. Evet, bir ayda kaç var? Felâthûne yevmen. Fişşehir felâthûne yevmen. Fişşehir felâthûne yevmen. Şu anda bizim için önemli olan fişşehir'le başlamamız. Sayıların bir önemi yok şu anda. Fişşehir felâthûne yevmen. Ne yaptık? Bu ifadelerde önce, evet,
şunlarla başladık. Felusbu işte fissene, yine fissene dedik. Fisşahır. Sıralama bu şekilde. Şu anda rakamlarla herhangi bir işimiz yok. Onların ayrı kuralları var. Onları daha ileride verecek. Evet. Bunları tekrarlattı bize. Artı oktubu keme finnemudeci. Örnekte olduğu gibi yazınız diyor. Ne demiş? Önce mevsim adını veriyor. Değil mi? Faslu saif fi şehri. Evet. Yaz. Yaz mevsimi. Fi şehri aydadır. Evet. Hangi mevsim hangi ayda? Fi şehri haziran ve temmuz ve ab. Bizden ayları mevsimine göre bulup çıkarmamızı istiyor. Faslu sayf fi şehri haziran ve temmuz ve ab. Biz ayları yazacağız. Yazmaya çalışacağız, söylemeye çalışacağız yanına. Evet, bire bir bakalım. Evet. Faslu rabia dedi. Bir bakalım hemen şuradan. Evet, buradan yardım alacağız. Buradan evet seçiyoruz. Bir bakalım. Sonra gönüllü varsa evet. Faslu rabia fi şehri. Faslu rabia fi şehir. Evet, rabia. Bahar değil mi? Rabia. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Fi şehir demiş ya, yani fi şuhur niye olmadı? Hani üç tane ay ard arda gelecek oradan sonra. Çoğul olması gerekmiyordu. Şunu kastetmiş. Şöyle demiş demiş. Haziran ayında ve fi şehri temmuz ve fi şehri ab. Eğer böyle yazdıysa her bir ayı ayrı ayrı kastediyor demektir. Tamam. Şuhur olsaydı o zaman ha diyecektik şu şu aylarda diye. Evet. Burada her bir ay fi şehri haziran ve bu vav var ya ve. Evet. Ve bu çok önemli bu ve. Bu vavın bir adı var tabii. Bu vav kendisinden önceki ve sonraki kelimeleri birbirine bağlıyor ve gereksiz tekrarlardan kurtarıyor. Yoksa şöyle diyebilirdi. Fi şehri haziran ve fi şehri temmuz ve fi şehri ab. Bunu yapmamak için araya vav getirmiş. Bizdeki gibi. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında. Demek ki amaç bu. Şuhur çoğul kullansaydı o zaman demek ki kastı 3 ayı birden toptan kastediyor olacaktı. Ama tek kullandığına göre her ay için bu ifade dememiş, hemen araya vav getirmiş. Amaç bu. Bir şey evet. Sorayım mı? Buyurun. Aslında burada şey hani aylar mevsimin içinde değil mi? Hani fiili mevsimden önce koymak lazım değil mi aslında? Ha. Ama burada soru aylara yönelik. Yani soruyu öyle sormuş. Yani tersten de sorabilirsin. Sorabilirdi yani. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları hangi mevsimde olur diye sorabilirdi ama burada sanırım sorunun amacı bize ayları tekrar ettirmek. Onun için öncelik olarak ne yaptı? Daha doğrusu sorunun amacı düzelteyim yani hangi mevsim hangi ayda? Aya yönelik evet. Yaz mevsimi şu aylardadır. Ya da tersten sorabilirdi. İşte şu aylar hangi mevsimdedir? Onu da sorabilirdi. Ama burada ayların adını tekrarlatmaya yönelik olduğu için alıştırmanın hedefi böyle sormuş. Farklı da sorabilir. Bazen alıştırmalarda alıştırmayı hazırlayan farklı bir amaç gidiyor. Onun için bu şekilde kullanabiliyor. Öyle de olur, böyle de olur. Hocam şöyle olur muydu? Eşşuhur el faslu sayf Haziran. Aynen. Tabii böyle de olabilirdi. Böyle de sorabilirdi. Fakat onu ölçmek istemiyor. Şu anda ayları verdi ya liste olarak. Ayları tekrar etmemiz istiyor. Amaç bu buradaki şu anda. Dediğiniz gibi olsaydı o zaman farklı bir şey ölçmek isteyecekti. Biraz önceki alıştırmalarda mesela
Değil mi? Zamirleri vermek istiyor. Onun erkek ve bayan, senin erkek ve bayan. Orada ölçmek istediği veya size vermek istediği mesela tarih, tarih değil, rakam değil. Nedir? Zamirler. Aynı onun gibi. Hedef farklı burada. Hedef ay. Size Haziran, Temmuz ve Ab aylarını tekrar ettirmek istiyor ve diyor ki bu yaz mevsiminin içinde. Amaç bu. Amaç farklı. Evet. Fasl-ı Rabi'ye diyelim. Tekrar dönelim. Evet. İlkbahar mevsimi fi şehr. Fi şehri. Bakalım hangi aydaymış? Söyleyeyim mi ben? Buyurun. Fasl-ı Rabi'ye fi şehri. Ezar ve Nisan ve Eyyar. Bakalım. Edar. Evet. Mart dedik. Nisan. Nisan. Eyyar ve Mayıs. Evet. Peki. Faslu şite fi şehr. Evet. Faslu şite fi şehr. Kış mevsimi bakalım hangi aylarda listeden çıkarmaya çalışalım. Evet. Faslu şita fi şehr. Kanunul evvel, kanunus sani, şubat. Kanunul evvel, evet. Aralık dedik. Kanun sani. Evet, Ocak, Şubat dedik. Peki. Faslul harif fi şehr. Faslul harif. Sonbahar. Harif. Evet, bakalım harif. Harif. Sonbahar ne diyelim? Sonbahar. Eylül Tişrinul evvel Eylül Tişrinus sani. Eylül dedik. Tişrinul evvel Ekim ve Tişrinus sani. Eylül ve Tişrinul evvel ve Tişrinul sani. Aralara da değil mi ne yaptık? Aralara vav getirdik. Ve. Tabii hep ve geliyor her kelimeden sonra biz virgül ve sonra ve eğer söylenecekse. Biz ve'yi bir defa kullanıyoruz ama Arapçada ve sürekli geliyor. Haziran ve Temmuz ve Ağustos. Haziran, Temmuz ve Ağustos. Ve. Evet. Burada da bu listeyi evet, bize tekrar atmak için verdi ama bunu ezberlemek lazım. Evet, geniş bir zamanınızda günler, aylar ve mevsimler. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim hocam? Öyle yani aylar ve mevsimler bizim gibi değil. Mesela Arapçada ya da Arap takviminde aylar böyle dönüyor. Her yılda başka bir mevsimde. Mesela Temmuz her yıl aynı yerde değil. Bazen baharımız onların baharı değil. Yani sonbaharı olabilir. İlkbaharımız onların sonbaharı olabilir. Öyle bunları ben hiç anlayamıyorum ve ezberleyemiyorum. Aynen. Mesela sıcak mı soğuk mu hiç belli değil. Belli değil. Zaten iklimler de değişti ki. Yani ona kalırsak şu andaki sınıflandırmanın değişmesi lazım. Şu anda mesela Aralık'tayız. Kış var mı? Yok. Şu anda yani genel olarak ciddi bir kış yok. Ama dediğiniz gibi mevsimler değişse de bu adlar sabit. Yani o döneme göre ya da o yıla göre herhangi bir değişiklik yapılmıyor tabii ki. Bazen ummadığınız değişiklikler oluyor. Mesela büyüklerimiz söylerdi. 70 yılında evet sanırım Haziran'da soba yakmışlar. Düşünün. Yani Haziran ayında.
böyle farklı mevsimler olabiliyor. Şimdi ise tamamen değişti. Sıcak ve soğukluk baksanıza. Yani neredeyse artık ilkbahar gibi günler. Çok ciddi kışlar yaşamıyor. Mesela Ankara'da eski kışlar yok. Doğru, ama Kamari takvimi her sal, her sene 10 gün dönüyor. Mesela bu sene Ramazan bugün olsa... Dönüyor, evet, evet, doğru. Evet, her yıl 10 gün önceden başlıyoruz, doğru. O hicri takvimi kullandıkları için değil mi hocam? Güneş takvimi, ay takvimi. Evet. Ama yine bunlar değişmiyor. Dönse de dönmese de, yani hava sıcak da olsa, yine hava diyelim ki çok sıcak, Ocak ayında yine Ocak diyeceğiz. Artık bunlar değil mi? Yerleşmiş ifadeler. Dolayısıyla şeye göre değişmiyor, havanın durumuna göre. Ama bölgesel farklılıklar var. Şu anda değil mi? Farklı bir yarım kürede farklı mevsimler var. Bir taraf mesela sıcak. Ama yine biz bu şeyleri kullanıyoruz. Değil mi? Standart bunlar herhalde. Yani benim bildiğim o günkü duruma, o yılki hava sıcaklığına göre değişmiyor. Yine yaz ama o yazı belki yaşayamıyoruz. Yine sonbahar ama sonbaharın özelliklerini göstermiyor. Yine kış mevsimi, o aylar içerisindeyiz. Ama kış özelliğini göstermiyor. Yine de kış diyoruz. Evet. İşler bizim istediğimiz gibi gitmeyebilir her zaman. Evet. Bakalım. Evet. Burada da harful lam. Evet. Lam harfi. Lam harfi alfabede, evet, şurada daha net görmüş. Evet. Kendisinden önce, tabii bu eğer herhangi bir harf bağlanıyorsa, aslında tam yazılışı şu. Biraz ters baston gibi. Evet, lam. Ne yapıyorduk? Onu uç, şu şişman kısmını kesiyorduk. Kelimenin içerisinde başta ve ortada. Lam'da herhangi bir birleşme problemi yok. Önceki ve sonrakine birleşti. Libes mesela, başta ne yaptık? Bu şekilde yazdık. Ama şu kısım gidiyor. Alt tarafındaki şişman kısım gitti. Libes örneğinde olduğu gibi. Ortada yine problem yok. Kendisinden önceki ve sonrakine bitişebilir. Celese örneğinde olduğu gibi. Kelimenin sonunda yazılırsa, eğer bitişiyorsa bir harf, bakalım ne yaptık? Evet, yarısı veya şişman kısmı diyelim, satır altında kaldı. Şurası satır üstüne çıkmadı. Basal örneğinde olduğu gibi. Yine kitabımız dikkat çekmek için ne yapmış? Evet. Yine lam, yine son harfi kelimenin. Fakat kendinden önce ne var? Bitişmeyen bir harf var. Elif kendisinden sonraki harflere bitişemediği için lam harfi ne oldu? İşte böyle yazılmadı bakın sonda, ama bağımsız ve çizgi üstünde kaldı hepsi. Kale örneğinde olduğu gibi. Bizden de bunu yazımını geliştirmemiz için bu şekilde 5 satırı bu şekilde yazmamızı istiyor. Başta, ortada ve sonda. Ki bu yazım kurallarına göre ne yapalım? Bunu kelimelerde kullanmaya çalışalım. Evet, lam başta, yani şu bir numaradaki, evet, aynı şu libas gibi yazmamız istiyor. Lisan, evet, lisan. Lisan, biz lisan deyince, evet, yabancı olarak algılıyoruz. Lisan, dil. Organ olan dil, lisan. Lisan, evet. Lam ortada yine. Kendisinden önce bir harf var. Bitişmesinde bir problem yok. Milh. Lam'da sükun var. Milh. Milh. Ne olabilir? Milh. Tuz. Evet. Milh. Tuz. Değil mi? Tuz. Tuz. Maddenin ismi. Tuz. Milh. Milh. Ha tabi noktasız. Genizden gelen açık bir ha. Milh. Yine lam ortada. Evet. Yine aynı bu şekilde yazacağız. Yanında kef var, bitişmiş. Melik. 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 Kral.
Kral, melik, kılar. Evet, kral, melik. Sonda lam harfi, tabii kendisinden önce elif olduğu için aynen, aynen değil mi? Evet, şu. Kale örneğinde olduğu gibi satır üstünde, tamam mı? Del, dal harfi. Evet, del. Burada dal harfini örnek olarak vermiş. Del. Sonda ama kendisinden önce bir harf var, bitişecek. Aynı. Aynı şu, evet. Basal örneğinde olduğu gibi yazmamızı istemiş. Evet. Leyl. Leyl. Y'de sükun var. Leyl. Leyl. Evet. Leyl. Dün mü geçmişti Leyl? Gece değil mi hocam? Gece. Evet. Gece vakti. Leyl. Leyl. Gece. Lam sonda ama kendisinden önce bir harf bitişecek. Aynı Leyl gibi yazmamızı istiyor. Şu kısım aşağıda kalacak. Satırın altında kalacak bir şekilde. Asel. Asel. Asel de daha önce geçmişti. Asel burada gördüğümüz gibi. Bal. Bal. Asel, bal. Asel. Yine sonda ama bir harf Y bitişebiliyor. Y'de problem yok. Yine şu kısım satır üstü. Alt, satır altında kaldı. Tavil. Sıfatlarda görmüştük. Tavil. Tavil. Uzun. Tavil. Evet. Uzun. Evet, lam sonda fakat kendinden önce bir vav var. Vav bitişmiyor. Dolayısıyla lamı satırda yazmamızı istemiş. Yani şu aynen kale örneğinde olduğu gibi burada. Ya da dal örneğinde olduğu gibi. Evet. Ful. 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 Belli oluyor mu acaba görselden? Belki de belli olmayabilir. Ful. Kuru fasulye mi? Ful bakla. 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 Ful bakla. Evet. Ful. Bakla. Ful. İki dakikamız var. Şuradan bakalım. Bir iki dakikada. Evet. Le. En azından şunlara bakabiliriz. Le. Le ince olduğu için fetha'da le. Yani la değil. Le. Lu. Li. Ve il. Yani sükun yuttuk. Ne oldu? Le, len, kelem, feale. İnce. Le, len, le, kelem, le, feale, feale. Lu, yine lu, yani lü, lü değil lu. Lub, lub. Halum, yefalu, yefalu. Lub. Halum yef'alu. Li. Yine ince. Lin. Selim. Selim. İf'ali. Selim. İf'ali. L'de bir problem yok. Direkt mil. Mil. Milh. Ne yaptık? Milh. Lamı tutturduk. Milh. İf'al. İf'al. Al. Milh. İf'al. Uzatma var. L oldu. L. Lene. Lene. Kelem. Le. Le. Kelem. Feale. Le. Le. Lu. Lubia. Lubia. Halum. 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 Yef'alu. U. U. Halum, yef'alu, li, lin, lin, selim, 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 if'ali, if'al, if'ali, i. Kısa bir i sesi verdi. Evet, burada da karşılaştırma yapmış. Len, 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 kelem, kelem. Kelem, kelem, feale, 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 le, le, lub, lubia, lub, lubia, lub, lu, halum, halum,
lu lu yef'alu yef'alu alu yef'alu lin 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 selim 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 if'ali 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 li li if'ali if'ali. Evet. Burada ara verelim. Sonra ukutup ma tesma var ve cümleler var. İyi. Ondan sonra da işte bitirmiş olacağız inşallah. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ukutup ma tesma kısmı, yani dinlediğinizi, duyduğunuzu yazmaya çalışın diyor. Evet. Evet. İlk kelimemiz felç. Evet, ikinci kelime lane. Evet, üçüncü kelimemiz milad. Dördüncü kelime autla. Latif. Latif. Evet. Cemil. Yufaddil. Culus. Evet, şimdi bakalım. Evet, felç. 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 Leyl. Felç. Fe, peltekse. Dikkat. Fe. Felç. Leyl. Milad. Milad. Autla. Ayn, evet, dammeli. Otla, ta kalın, tabii kalın olduğu için lamı etkiliyor. Otledi, otla. Otla. Latif. Latif. Cemil. Yufaddil. Yufaddil fiili, son harekesini vermiş. Yufaddil. Ve culus. Culus. Evet, oturma anlamında culus. Peki bakalım şimdi. İkra ve ktub. Yani bunları okuyun ve yazmaya çalışın diyor. Eğer vaktiniz varsa bunları tabii yazmanıza faydalı. Artık ne yaptı? Cümleler kurmaya başlıyor. İçinde lam harfinin geçtiği. Evet, birinci cümlemiz el aselu mufidun cidden. El aselu mufidun cidden. Evet. Baldı biraz önce geçmişti asel. Bal. Mufid daha önce yine geçti. Faydalıdır. Cidden çok. Çok faydalıdır. Bal. Çok faydalıdır. Ya da cidden gerçekten faydalıdır. Bakalım. Evet. Bir stadyum var. Dün de geçmişti sanırım. Evet, bu kelimemiz, stadyum kelimesi. Dehebetu.
geçmiş zaman fiilimiz ben gittim. Geçmiş zaman ben anlamını veren buradaki açık te, dambeli te, ma, birlikte, beraber. Ammi, amcamla birlikte, ile, nereye gittik? Yön göster, mali ilel mel'ak, stadyuma gittik. Amcamla beraber stadyuma gittim tabii. Gittim. Zehebtu ma ammi ilel mel'abı. Burada mel'ab, lam var içerisinde, cümlede kullanılıyor, mel'abı. Evet, bakalım çocuklar oynuyorlar. Yel'abu. Yel'abul evladu bil kura. Yel'abu, evet, oynamak fiili. Oyun ve benzeri oynamak. Oynuyor yel'abu. Kim el evlad? Çocuklar. Bakın, 1, 2, 3. Çoğul. En az 3 kişi olması gerekir demiştik. Çocuklar oynuyorlar. Bir vasıta hali yine ile. Bil kura. Topla oynuyorlar. Yelabul evladu bil kura. Evet. El-leylu hadi. El-leylu hadi'un. El-leylu hadi. Hadi. Geçen ünitemizde el-bahar hadi diye geçmişti sanırım. Deniz için kullanmıştık. Hadi. Durgun dedik. Sakin. El-leylu hadi, gece içinde demek ki kullanabiliyoruz. Gece nedir? Sakindir. Gece sakin. Yani hiçbir hareketlilik yok. El-leylu hadi'un. Hadi, sessiz, sakin. Su için durgun gibi. El-leylu hadi. Ya'malu mazinun hallakan. Ya'malu mazinun hallakan. Ya'malu, yine bir fiil, çalışıyor. Mazin, mazin özel isim, mazin, hallakan berber, hallak berber. Yani mazin berber olarak çalışıyor ya da berberlik yapıyor. Ya'melu mazinun hallakan, hallak berber. Evet. Bakalım, evet, bir köpek ve bir adam. Selim yel'abu ma'al kelb. Selim yel'abu ma'al kelb. Selim özel isim. Yel'abu oynuyor. Biraz önceki oynamak fiili. Ma'a olursa ile, beraber, birlikte. Kimle oynuyor? Neyle? Ma'al kelb. Köpekle birlikte oynuyor. Ma'al kelb. Selim yel'abu ma'al kelb. Ya'teni. Ne demiş? Ya'teni Selim bir kelb. Kelb. Ha, tamam. Ya'teni daha önce geçmişte hatırladın mı? İtina, özen göstermek anlamında kullanmıştık. Evet. Ya'teni Selim'un bil kelb, yani Selim köpeğe ilgi gösteriyor diyebiliriz burada. Köpeğe ilgi gösteriyor. Ya'teni Selim'un bil kelb. Bunu değiştirmişler demek ki. Evet. Ya teni. Hani sıfatlar konusunda görmüştük. Hani saçıma sakalıma özen gösteririm demişti. Ya teni. Bilihyeti hatırlarsanız. Oradaki fiilimiz. Ya teni. Evet. Bakalım. Sofra var. Evet. El milh. Muhimmun fitta'am. El milh. Tuz, muhim, mühim. Türkçe'de kullanımız mühim. Önemlidir, tuz önemlidir. Fi, de, da içinde bulunmalı. Nerede önemlidir? Fi, taam, yemekte önemlidir. Tuz, yemekte önemlidir. El milh, muhimun, fi, taam. Celese. Evet, oturmak eylemi. Oturdu, geçmiş zaman. Talibu, celese talibu, öğrenci oturdu. Helfe, zarflarda görmüştük, bir mekan zarfı, bir şeyin arkasında. Halfe, neyin arkasında? Tavile, masanın arkasında oturdu. Celese talibu, helfe tavile. Evet, öğrenciler var. Evet, öğretmen, bakalım. Se'ele.
Se'ele talibul usted. Se'ele, sual buradan geliyor. Soru sormak fiili. Geçmiş zaman soru sordu. Kim? El talib. Öğrenci. El usted. Öğretmene soru sordu. Üstad, öğretmen ya da profesör, üniversite hocası, profesör ya da üstad, öğretmen diyen olarak burada öğretmen diye çevirebiliriz. Ya profesör de diyebilirsiniz. Üstad, akademik ünvan olarak. Evet, öğretmene soru sordu. Se'ele talibu el üstad. Bakalım, evet. Kalabalık bir topluluk, evet. Vasalel musafiru ila beledihi. Bakın, hi zamiri geldi. Beledihi. Vasale. Evet. Ulaştı. Ulaşmak fiili. Geçmiş zaman. El musafiru. Evet. Yolcu ulaştı. İle. E-a. Nereye ulaştı? İle beledihi. Evet. Ülkesine ulaştı. Beledihi. Onun ülkesi. İyilik eki. Zamir, hu zamiri ama kendisinden önce kesra olduğu için ne oldu? Hi diye okuduk. İle beledihi. Bakalım, evet. Daha önce geçen bir fiilimiz. Ekele halilun fulen. Evet. Ekele, yemek eylemi, fiil olarak yedi, geçmiş zaman. Halil, halil ne yedi? Fulen, ful. Baklaydı, evet. Halil bakla yedi. Ekele halilun fulen. Evet. Levnul lahmi ahmar. Levnul lahmi ahmar. Levn, renk. Levn, renk. Lahm, daha önce de geçmişti. Et. Etin rengi ahmar. Renklerde görmüştük değil mi? Ahmar, kırmızı, evet. Etin rengi kırmızıdır. Evet, burada bu üniteyi bitirmiş olduk. Evet, vaktimiz var biraz daha. Dörde başlayalım, dörtten de yapabildiğimiz kadar. Yapabildiğimiz kadar okuyalım dörtten de, evet. Bakalım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu şu girdiğiniz site var ya şey, yani giriş evet. Yapıyorsunuz kullanıcıya. Buna öğrenciler giremiyor değil mi şey? Yok, bunlar giremiyorlar arkadaşlar. Bunu ben de izinle aldım. Evet, bakalım. Biri iki. Biz şimdi dörde mi geçtik? Evet. Acaba evet bakalım, evet bu ünitem arkadaşlar sizde aynı mı? Aynı hocam. Aynı değil mi? Tamam. Bakalım el vezin ve tul. Evet, el vezin ve tul. Daha önce buna benzer sıfatlar konusunda biraz görmüştük. Burada biraz daha farklı verecek sanırım. Evet. Vezin, ağırlık. Türkçe'de vezin kullandığımız bir kelime. Şiirdeki vezin diyoruz. Ama burada ağırlık, bir şeyin ağırlığı. Ve tul, uzunluk. Tul, uzunluk. Vezin ve tul. El veznu ve tul. Evet, bakalım şimdi. Kelimatü ders. Buradaki önemli kelimeler, evet. Şekil. Türkçe'de kullandığımız şekil, bir şeyin şekli, şemali, dış görünüşü.
şekil. Evet. Muduhik. Muduhik. Muduhik komik. Güldüren şey. Komik, güldürücü. Yani komik. Muduhik. Muduhik. Bu bir sıfat. Evet. Yezidu. Ziyadeden geliyor. Yezidu. Evet. Artmak anlamı. Yezidu. Artıyor. Evet. Yezidu. Artıyor. Vezin. İşte vezin. Başlıktaki vezin. Ağırlık. Yenkusu. Yenkusu. Azalıyor. Yezidu'nun zıttı. Yezidu artıyor. Yenkusu eksiliyor. Noksan kelimesi buradan geliyor. Noksan. Arapçadan almışız. Noksan buradan türeme. Noksan. Yenkusu azalıyor. Uhavilu. Uhavilu. Ben çaba gösteriyorum. Uhavilu. Çaba göstermek. Evet, çaba gösteriyorum. Gayret ediyorum. Erkudu. Erkudu. Erkudu yani koşuyorum. Nebatiyyun, nebati. Şu ye şeddeli, nebati. Nebat bitkiydi. Buradan nebati ise bunun geçmiş miydi bu nebati? Geçmişti hocam. İşte bitkisel. Ne demiştik? Yani bitkisel demiştik hocam. Bitkisel, birincisi bitkisel dedik. Yani bir anlamı daha var. Onu acaba hangisini burada soruyor veya kastediyor? Bir de bir anlamı daha var. Hatırlayın. Yani vejetaryen. Vejetaryen, et yemeyen kişi içinde nebati deniyor. Bakalım, demiştik birden fazla anlamı olan kelimeleri diyalogda veya alıştırmalarda görmemiz lazım. Hangisini kastediyor? Vejetaryen mi yoksa bitkisel mi? Bir bakalım. Büyük ihtimalle vejetaryen gibi duruyor ama bakalım. Eteseccelu. Evet. Ben kaydediyorum ya da kayıt oluyorum. Bakalım, yine bakmamız lazım. Evet. Cümle içerisinde nerede kullanmış? Nadi. Nadi. Evet. Burada görselini vermiş. Nadi. Burada belki tam anlaşılamayabilir. Nadi kulüp. Spor salonu. Yani spor salonu olarak gözüküyor ama nadi kelime anlamı kulüp. Yani bu spor kulübü olabilir. Ne bileyim, başka bir gece kulübü olabilir. Yani bir şey kulüp. Nadi. Bakalım nerede kullandı. Yoksa kelime anlamı spor salonu değil. Ama görselde spor antrenmanlarının yapıldığı spor salonu tarzında ama nadi demiş, bakalım. Nerede kullanacak bunu? Evet, nadi. Kelime anlamı kulüp. Biz belki de eğer burada geçerse spor salonu diye belki çevireceğiz. Ama tek başına kelime anlamı nadi kulüp. Dedik, evet. Tuhaffifu. Tuhaffifu. Hafifletiyor. Azaltıyor. Tuhaffifu. Hafifletmek. Tuhaffifu. Hafifletiyor. Arid. 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 Geniş. Arid. Geniş. Arid, geniş. Dayık. Dayık. Dar. Arid, dayık. Bunlar sıfat. Dar. Bu da sıfat. Dar. Darun. Dar. Burada şedde var. Zararlı. Dar. Zaten zarar kelimesi Türkçe'ye Arapçadan gelmiş. Aslında bir dat ama bize da yok. Biz zeyde yap. Zarar diyoruz. Dar. Zararlı. Abale. Adale, kas, adale. Türkçe'de kullandığımız adale kelimesi, adale. Burada zaten evet görseli var, adale.
kas. Kavi, kavi. Geçen dersimizde mi geçti? Kavi. Bisiklet için kullanmıştı değil mi? Sağlam demişti bisiklet için. Kavi, şahıs için güçlü. Bakalım burada kim için kullandı? Büyük ihtimalle şahıs için güçlü. Kuvvetli, kavi. Semin, semin daha önce geçmişti. Semin, şişman. Semin. Evet. Bunlar kelimatü ders, tabiratü ders. Vecebet desime. Vecebet desime. Vecebat burada yiyecekler diyebiliriz. Desime yağlı. Yağlı yiyecekler. Vecebat. Desime. Tebtaidu an. Evet. Tebtaidu uzaklaşıyor. Evet. An. Den. Dan. Bu fiil bir şeyden uzaklaşmak anla kullanılıyor. An, den, dan. Tabi buradaki te bakmamız lazım. Sen uzaklaşıyorsun mu yoksa o bayan için mi uzaklaşıyor? Onu diyaloğa girmeden, cümleye görmeden bilemeyiz. Çünkü te demiştik hem sen anlamı var. Şimdiki zamanda sen uzaklaşıyorsun erkek için ya da te burada bulunmayan bir bayan için o uzaklaşıyor. Tebtaidu an. Den, dan uzaklaşıyorsun. Biz şimdilik ente gibi, sen gibi düşünelim bakalım. Diyalogda anlam, daha iyi bir anlam verebiliriz. Şahıs. Şahıslar çünkü burada böyle yalın verdiği için karışabilir. Bir türlü anlayabiliriz. Evet. Kuratus selle. Evet, bu kuratus selle. Yani basketbol mu hocam? Basketbol. Kura top demekti. Selle sepet demek. Sepet topu. Basketbol. Evet. Burada da yine her zaman yaptığı gibi iki resim var. İki resim arasındaki bize farkı soracak. İşte uzun kısayı, şişman zayıfı. Şu anda onlar önemli değil. En azından şu şeyleri, sayfayı çalışalım bakalım. Güzel kelimeler var. Husam ve Rami arasında geçen bir diyalog. Husam, Rami. Bakalım. Evet. Husam ne diyor? Şekluke. Heh, bakın K geldi gördünüz mü? K. Omruke, ismuke gibi. Şekluke mudhikun ya Rami. Şekluke mudhik ya Rami. Rami. İnni أكل كل يوم خمس وجبات دسمة. إني أكل كل يوم خمس وجبات دسمة. يجب أن تفعل مثلي. أنا أكل وجبة واحدة في اليوم. فلا يزيد وزني. رامي أنا لا أستطيع أن أفعل مثلك فأنا أحب الطعام كثيرا لذلك لا ينقص وزني. حسام إذن حاول أن تبتعد عن الأطعمة الدسمة. رامي سأحاول سأحاول. حسام شكلك مضحك يا رامي. رامي إني آكل كل يوم خمس وجبات دسمة. يجب أن تفعل مثلي. أنا آكل وجبة واحدة في اليوم فلا يزيد وزني. أنا لا أستطيع أن أفعل مثلك فأنا أحب الطعام كثيرا لذلك لا ينقص وزني. إذن حاول أن تبتعد عن الأطعمة الدسمة. سأحاول سأحاول سأحاول.
Evet, bakalım Hüsam ne demiş? Evet, bakıyor Rami'ye. Şekluke, senin, evet, tipin mi diyelim artık? Şekluke, tipin diye çevirelim. Mudhik, komik. Yani komik görünüyorsun. Şekluke mudhik, dış görünüşün komik. Şekil, bir şeyin dış görünüşü. Mudhik, komik ya Rami. Evet, Rami, komik görünüyorsun diye çevirebiliriz. Ama şekluke mudhik, dış görünüşün komik. Rami'nin cevabı, evet biliyor zaten komik olur. Onun için inni vurgulamış. İnni, evet ben, tabii burada şüphesiz ki ben, hakikaten ben gibi anlamlar var ama burada belki çevirmesek daha iyi olacak. İnni akulu kulle yevm, akulu yiyorum. Yine kim ben? Bu elif akulu gösteriyor. Ben kulle yevm, her gün, kulle yevm, kulle yevm, hamse, beş diyor, vecebet, desime. Yani günde beş yağlı öğün yiyorum. Yani yağlı yemeklerden oluşan beş öğün yiyorum. Burada vecebeyi, evet, öğün de diyebiliriz, yiyecek de diyebiliriz ama şimdi rakam olduğu için beş öğün demek belki daha güzel. Beş öğün yağlı yiyecek yiyorum. Evet, yağlı besinler yiyorum. Hams vecebetin desime. Yecibu. Yecibu, evet, gerekmek fiili. Meli, malı. Yecibu. Vacip. Buradan geliyor. Yecibu en tef'ale. Evet. Mekmak demiştik. En tef'ale. Senin yapman gerekir. Yapmalısın. Tabii sen, yine T verdi. T. Erkek için sen. En tef'ale. Yapmalısın. Mithli. Benim gibi yapmalısın. Yecibu en tef'ale mithli. Benim gibi yapmalısın. Ene. Ekulu. Ben yiyorum. Vecbeten vahideten. Bir öğün yiyorum. Filyavum. Günde bir öğün yiyorum. Ene ekulu vecbeten vahideten filyavum. Fe. Bundan dolayı fe. Bu nedenle. La yezidu. Evet. Yezidu artıyor. La yezidu artmıyor. Fiilin başına la getirdik. Olumsuz yaptık. Yezidu artıyor. La yezidu artmıyor. Vezni. Kilom artmıyor. Burada kilo. Evet. Vezin, ağırlık, kilo. Bu yüzden dolayı kilom artmıyor. Ya da Türkçesi belki daha düzgün. Kilo almıyorum. Diye de çevirebiliriz. La yezidu vezni. Fela yezidu vezni. Bu yüzden kilo almıyorum. Bir öğün yiyorum diyor günde. Sen de benim gibi yapmalısın. Bu yecibu. Daha önce de geçmişti. Gereklilik bildiren bir fiil. Ene. Yine alıştığımız, gördüğümüz kalıplar kullanıyor. Evet. Ene la astatiya. Ene estatiyo, ebilirim. La astatiyo, ebilemem. Ney? En efale. Yapamam. Tefal, efal. Bakın te, sen yapmalısın. E, ben yapıyorum diyor ama la astatiu en efale, yapamam. Mitleke, yine kef, aynı zamir geldi bakın. Şekluke, mitleke. Mitli, benim gibi yapmalısın. Ben senin gibi yapamam. Mitleke. Fe, çünkü, zira, ene, ben uhibbu ta'am, çünkü ben yemeği seviyorum. Kethiran, çok seviyorum yemeği. Lidalike, bundan dolayı, bunun için, bu nedenle yankusu, la yankusu, yine aynı. Yezidu, la yezidu gibi. Yankusu azalıyor. La yankusu azalmıyor. Vezni, kilom. Ya da bu yüzden kilo veremiyorum. Libelike la yankusu vezni. Kilom azalmıyor. Yani kilo veremiyorum. İzen
Öyleyse. Ne demiştiniz hocam, pardon? Lizelik. Bundan dolayı lidalike, bu nedenle, bu bir kalıp, lidalike, bu nedenle, bundan dolayı la yankusu vezni kilom, kilomda bir azalma olmuyor. Yani kilo veremiyorum. İzen o halde, öyleyse havil, lambda sükun var. Havil emir fiil, emir çabala, gayret et. Havil çabala, gayret et. En tebta'ide. Ha, evet, sen çekimi. Karşımızda değil mi? Hüsam arkadaşına söylüyor. En tebta'ide, uzaklaşmaya gayret et. Mekmak. En tebta'ide. Neyden? An. Den uzaklaşmaya. Bazı fiiller bazı harficelerle kullanır. Bunlardan biri de tebta'id, an. Tabi normalde an, fakat geçiş yaparken kesre ile yapıyoruz. Anil at'ime, yiyeceklerden uzak durmaya çalış. Eddesime, nasıl yiyecekler bunlar? Yağlı yiyecekler. Anil at'ime eddesime, yağlı yiyeceklerden uzak durmaya çalış. Madem öyleyse, durum madem ki böyle iden, o halde yağlı yiyeceklerden uzak durmaya çalış. Se uhavilu, se uhavilu, uhavilu. Evet, denerim, çabalarım. Se uhavilu, gelecek zaman iki demiştik. Fetalı birsin. Yani çabalayacağım, gayret edeceğim. Se uhavilu. Evet, bir daha bakalım. Şekluke mudhik ya Rami. Şekluke mudhik. Keflere dike. Bu kef, kelimeye bilişmiş zamir. Tabii şu kef, kelimenin aslından bakın. Mudhik. Kelimenin aslında. Evet. Senin dış görünüşün, fiziksel görünüşün komik. Komik görünüyorsun. Rami. İnni akullu kulle yevm. Evet. Burada tabii vurgulamış. İnni. Hakikaten, gerçekten de. Akul kulle yevm. Her gün hamse vecebatin desimetin. Her gün beş öğün. Artık vecebeyi öğün diye çevirebiliriz burada. Yağlı yemek yiyorum. Vecebet desime. Yecibu en tef'ale mitli. Yecibu en tef'ale mitli. Sen, te, yani te, sen olduğunu gösterdi. Yapmalısın. Yecibu en tef'ale mitli. Benim gibi yapmalısın dedik. Ene akulu vecbeten vahideten fil yevm. Ben akulu, yiyorum, yine elif, vecbe vahide, tek bir öğün, fil yevm, bir günde tek bir öğün yiyorum, bir öğün yiyorum. Fe, bundan dolayı fe, fe harfi, çok anlamı var bunlardan biri, işte sebep sonuç ilişkisi gösterebiliyor. Fe, la yezidu vezni, bundan dolayı kilom artmıyor. Yani kilo almıyorum da diyebiliriz. Tersten de çevirebiliriz. Türkçe belki daha iyi olabilir. فَلَا يَزِيدُ وَزْنِي اَنَا لَا أَسْتَطِعُ Ben yapamam. أَسْتَطِعُ لَا أَسْتَطِعُ Fiilin başına geldi. Olumsuz yaptı. يَزِيدُ لَا يَزِيدُ أَسْتَطِعُ لَا أَسْتَطِعُ اَنْ اَفْعَلَ مِثْلَكِ Senin gibi yapamam dedi. Fe, yine aynı fe. Zira çünkü ene uhibbu. Yine bir önceki dersimizdeki ene uhibbu. Severim et-ta'am. Ben yemeği seviyorum. Kethiran. Yemeği çok severim. Çok seviyorum. Lidâlike, bundan dolayı la yankusu vezni. Kilom azalmıyor. Yani kilo veremiyorum. Yemeği çok sevdiğim için kilo veremiyorum. Dolayısıyla senin gibi yapamam dedi. İden o halde, iden madem ki durum böyle, iden o halde havil, havil emir fiil, havil çabala, gayret et. En teptaide, uzaklaşmaya, yani uzaklaş, mekmak, yine enden dolayı demiştik. Anden uzaklaşmak için gayret et, çaba sarf et. Neyden uzaklaşmak için? El atime, yemeklerden, eddesime,
yağlı. Yağlı yemeklerden uzak durmaya çalış. Se uhavilu. Gayret edeceğim. Çabalayacağım, deneyeceğim. Se uhavilu gibi anlamları var. Gelecek zaman demiştik, daha önce geçmişti birkaç defa. Evet. Se artı fiil. S'ye getirmemiz fetalı bir sin harfi yeter. Gelecek zaman yapmak için Arapçada. Evet. Seuhavilu. Bakalım. Burada da evet. Sıl el cümle el atiye bi suratil münasibe. Evet. Aşağıdaki cümleleri evet uygun resimlerle eşleştirmeye çalışacağız. Evet. Cismi nahif. Cismi nahif. Ne diyelim? Nahif. Daha önce de sıfatlarda geçmişti bu. Nahif. Nahif enhaf diye hatırlarsanız. Derecelendirmede verdik. Evet. Geçmişti. Nahif yani nahif. Bedenin zıttı. Bedin nahif. Nahif. Bedin nahif. Vahit. Ha, zayıf. Evet, zayıf. Cılız, zayıf. Cismi nahif dersek evet, bir numara için ne diyelim? Hangi resim eşleşebilir? Cismi nahif. Vahit. Vahit dedik bakalım. Oo, ne demiş? Dörde gönderinde bulunmuş. Bakalım cismi nahif diyor. Şimdi vahitte şey var değil mi? Ayağının altında sanki evet. Baskül var hocam. Evet değil mi? Tartı aleti var sanırım. Sanırım 4 buna göre biraz daha iyi herhalde. Bakalım. 2'ye bakalım. Ekulu kulle yevm hamse vecebet. Her gün 5 öğün yiyorum. Bunu artık öğün diye çevireceğiz. Vacibe yemek desek 5 yemek olmaz. Selate dedik bakalım. Evet selate. Her gün 5 öğün yiyorum dedik. Evet selase. Evet. Tuttu. Etemenne. Temenni ediyorum. Yine 1-2 defa geçti ama fazla geçmedi. Temenni ediyorum. Diliyorum. İstiyorum. En yankusa vezni. Kilomun azalmasını istiyorum. Yani kilo vermek istiyorum. Kilo vermek istiyorum diyor. Vahit. Hamis. Nasıl? Vahit diyen var. Bir de hamse diyenim var. Hamse. Şimdi bak burada, burada dikkat. Etemenne önemli burada bakın. Etemenne. Yani 1 ile 5 arasında kalırsak ikisi de yakın gibi duruyor aslında da. Bakalım yine tıklayalım. Ama şu etemenne ne yapıyor? Temenni ediyor. Keşke kilo versem. İfadesi. Evet. Beşte bakın. Vücut dili. Etemenne. Ya yakın. Etemenne en yan kusa vezni. Kilo vermeyi umuyorum. Temenni ediyorum. Görsellik açısı. Şu beş biraz daha yakın. Aslında bir de olabilirdi. Bir de çok yanlış. Bakalım biri nerede kullanacak? Evet. Ene nebati. Ha evet. Nebati burada. Evet. Vejeteryan anlamında kullandı. Vejeteryanım. La ekulul luhum. Et yemem. Et yemiyorum dedi. İthnan. Evet. İthnan. Bakalım. Güzel. Burada zaten ete bir çarpı koymuş. Evet. Nebati vejeteryan. Evet. Etle beslenmeyen, kişisel ürünlerle beslenen kişi nebati. Veznu Cabir münasip. Evet. Cabir'in kilosu uygundur. Dolayısıyla bir numara kaldı. Onda da evet. Cabir'in kilosu münasip dedi. Bir de tabii
aslında etemelen yan kusav ezni. Cabir zaten bir numara yapsaydık, üçü birleştirseydik pek uymayacak değil mi? Çünkü Cabir zaten nedir? Zayıf, yani çok şişman değil. Dolayısıyla kilosu uygun. Evet. Etemenne, önemli ipucuydu bizim için. Evet, etemenne. Temenni ediyorum, diliyorum. Evet, bunları verdik bakalım. Biraz daha ilerlemeye çalışalım. Evet, bir diyalog daha var. Evet. Bakalım, Ahmet ve el-Müderrib arasında geçen bir diyalog. Evet. Bayağı yeni kelimeler ve yeni kalıplara bakalım. Ahmet ve el-Müderrib. Müderrib. Ne diyelim müderribe? Şekle bakalım bir. Antrenör gibi şey. Antrenör, evet. Müderrib, antrenör. Antrenör. Tabii burada koç diyebilir miyiz? Basketbol antrenörü için koç desek. Müderrib, antrenör. Genel olarak antrenör. Mesela futbol takımları için müderrib deniyor. Evet, müderrib. Antrenör, teknik direktörü, müderrib. Ahmet, hel astati'u en eteseccele fi hadan nadi? Evet. Fiili burada kullandı. Yine hel astati'u, yani ebilir miyim, mümkün mü acaba? Kibar bir ifade şekli. En eteseccele. Kayıt olmam mümkün mü? Kayıt olabilir miyim? Fi hadan nadi. Bu kulübe, evet, bu kulübe kayıt olabilir miyim? Hel astati'u en eteseccele fi hadan nadi? Taban. Tabi. Velakinne. Fakat. Lakin. Tamam. Ama. Lakin ne diyorsa farklı bir şey söyleyecek. Zıt bir şey söyleyecek burada. Yani bir problem yok. Ama. Küratesselle. Fakat. Basketbol. Tahtacu. Burada ihtiyacı olmak kelime anlamı. Fakat ihtiyaç gösterir değil de gerektirir burada. Tahtacu gerektirir. Basketbol ne gerektirir? Yani her önüne gelen basketbolcu olamaz. Evet. Seni kaydederim ama küratesselle tahtacu ila tul. Tul basketbol ne gerektirir? Tul yani uzunluk gerektirir. Ve vezin ve kilo gerektirir. Münasibeyn. Uygun. İki uygun şey. İki uygun şey nedir burada? Tul ve vezin. Münasibeyn. İki uygun demek. İki uygunla kastettiği işte tul ve vezin. Önce iki özelliği vermiş, sonra münasibeyn. Bunu da ikili yapmış. İki uygun. Münasibeyni. Basketbol iki uygun şey ister. Bu da nedir? Uzunluk ve kilo. Ya da basketbol uygun bir boy, boy da diyebiliriz, ve kilo ister. Uygun bir boy ve kilo ister. Tahtacı ihtiyaç duyar. İster ya da gerektirir diye de çevirebiliriz. Ama tahtacu ihtiyaç duymak. İhtiyaç duymak. İhtiyaç kelimesi buradan geçmiş dilimize. Uygun bir boy ve kiloya ihtiyaç duyar. Uygun boy ve kilo gerektirir. Kem tuluke. Yine evet, kef bir daha verdi. Kem tuluke. Boyun kaç? Uzunluğun kaç? Kem tuluke. Boyun kaç? Tuluke. Tuli mi'etun ve hamsetun ve sebune. Sentimen. Evet. Uzunluğum ya da boyum. Tuli, tulek, tuli, mi'e. Yüz ve hamse, beş. Birler basaman önce söyledi. Ve sebon, yetmiş. Sentimen. Bir yetmiş beş. Bir metre yetmiş beş santim. Yani 175 santim değil mi? Biz ne diyoruz? Boyum 1.75. Bir metre 75 santim. Tuli mi'etun. Ve 75 santimen. Ceyyid. Güzel. Ceyyid. İyi. Ceyyid.
Velakinne dediğine göre tamam ama yetmez demek isteyecek. Yukarıdaki fakat iyi güzel de küratesselle tahtacı basketbol gerektirir, ihtiyaç duyar. Tabii gerektirir. Ekthara daha çok min delik bundan daha fazlasını gerektirir. Sadece boyunuzun uzunluğu yetmez. Velakinne küratesselle tahtacu ekthara min delik. Fakat basketbol bundan daha fazlasını gerektirir. Ve kem veznuke? Kilon kaç? Ve kem veznuke? Ve kem veznuke? Yine aynı veznuke. Vezni kilom 80 kilo. Evet, 80 kiloyum. Vezni 80 kilo. İnnehu gayru münasip. Hemen ne yaptı? İnneyi kullandı. İnnehu o yani vezne gitti. O yani senin ağırlığın, kilon. Gayru münasip. Münasip uygun, gayru münasip uygun değil. Türkçe'de de kullanıyoruz. Gayri kanuni diyoruz mesela. Biraz eski kullanım ama hukuk dilinde falan gayri kanuni, kanunsuz. Gayri ahlaki mesela gibi, ahlak dışı gibi. Gayri olumsuz. Gayri münasip. Nasıl? Gayri meşru. Gayri meşru diyoruz. Yani yasal değil. Meşru yasal, yasal değil. Kanun dışı. Gayru münasip. Uygun değil kilon. Bunu da inneyle vurgulamış. Hakikaten gerçekten kilon uygun değil. Yecibu en melimalı. Tuhaffife azaltmalısın. Vezneke. Kilonu azaltmalısın. Yani kilo vermelisin. Yecibu en tuhaffife vezneke. Kilo vermelisin. Kilonu azaltmalısın. Biz kilonu azaltmalısın demeyiz değil mi? Kilo vermelisin. Ama tuhaffife sen azaltmalısın. Hafifletmelisin anlamında. Keyfe. Nasıl? Keyfe. Nasıl? Yani bu nasıl olacak? Keyfe. Nasıl? Biçimini soruyor değil mi? Keyfe. Nasıl? Yecibu en te'kule. Yemelisin. Kim? Sen. Te. İşte te'kul. Yecibu en te'kule vecebatin hafife. Hafif yiyecekler ya da tersten gidelim. Yağsız yiyecekler mi diyelim artık bilmiyorum. Doğru bir tabir olabilir mi? Diyet yapanlar daha iyi biliyorlar evet. Hafif yiyecekler ya da yağsız yiyecekler ama hafife hafif. Ağır değil değil mi? Hafif yiyecekler yemelisin. Devam düşük ediyor. Kalorili. Düşük kalorili olabilir. Evet, düşük kalorili yiyecekler yemelisin. Ve tecriye ve koşmalısın. Bir te'kul, birinci eylem te'kule yemelisin. Yecibu en te'kule ve yecibu en tecriye bu. Te'kule ve tecriye. Ve koşmalısın. Kulle yevm, her gün saaten. Bir saat koşmalısın. Hasenun, tamam. Peki, burada tamam peki olur. Hasenun. Tamam peki olur diyebiliriz. Hasenun. Evet, bir daha bakalım buraya. Güzel kalıplar var. Evet, artık yavaş yavaş diyalogları daha da genişletmişler. Evet. Ahmed el-Muderrib. Muderrib dediğimiz antrenör, koç gibi anlamları var. Sporda antrenör. Muderrib. Hel astati'u en eteseccele fi hâden nâdi. Evet, yine astati'u, ben ebilir miyim, mümkün mü? En eteseccele, yazılabilir miyim? Fi hâden nâdi, ya da kayıt olabilir miyim? Fi hâden nâdi. Hâde, evet, bu eril olduğu için nâdi, hâde kullandık. Bir öncekinde değil mi? Fi hâdil medrese demişti. Bu okul, bu da fi hâden nâdi. Bu kulübe kayıt olabilir miyim? Taban, taban, günde geçti taban, tabii. Neden olmasın? Taban, olur. Velakinne, fakat, lakin, küratesselle, evet, basketbol, tahtacu, gerektirir, ihtiyaç duyar, gerektirir, ile tul, evet, boy,
ve vezin ve kilo münasibeyn, uygun. Uygun bir boy ve uygun bir kilo gerektirir. Kem tuluke, yine ke diyelik eki, sen tuluke, boyun kaç? Kem tuluk, kem tuluke. Tuli, tuluke, tuli, boyum mi'etun ve khamsetun ve seb'une sentimen. Mi'e yüzdü, yüz ve khamse ve seb'un. Tabi 75, önce birler basamağını söylüyordu. 5 ve 70. 175 sentimen. 1 metre 75 santim. Ceyyid. Güzel, iyi. Ceyyid, iyi. Velakinne kurate selle, fakat basketbol yine tahtacu kullandı. Evet. Gerektirir. Ekthara, daha fazlasını, min, karşılaştırma yapacak. Den, derlik. Bundan, yani boydan daha fazlasını gerektirir. Ektara min derlik. Bundan daha fazlası gerekir basketbol için. Ve kem veznuke. Peki kilon kaç? Yine veznuke, tuluke. Tuli, vezni, kilom, femenune kilo. Kilom 80, 80 kiloyum. İnnehu gayru münasib. Evet, bu kilo, bu kiloya gitti. Gayru münasib, uygun değil. Gayru münasib, bu kilo olmaz. İnne ile vurguladı. Yecibu en tuhaffife veznek. Yine te, sen, tuhaffife. Azaltmalısın, hafifletmelisin vezneke, kilonu, yani kilo vermelisin. Keyfe, nasıl? Keyfe, nasıl kilo verebilirim? Yecibu, en, tabi yecibu gereklilik, tavsiye değil, yecibu. En te'kule, yemelisin. Vecebatin hafife. Evet, hafif, yağsız, düşük kalorili yemekler yemelisin. Ve tecriye, ve koşmalısın. Kulle yevm, her gün, saaten, bir saat koşmalısın. Hasenun, tamam, peki, olur, hasenun. Dedik, evet, bir de bunlara bakalım. Yine bu diyalogda geçen kelimelerle, yani kalıplarla ilgili soruyor. Evet, bakalım. Yine evet, aynı şeyler. Amaç da bir rakam değil. Direkt olarak yine zamirler. Kem veznuke? Bakalım, cümleleri okuyunuz diyor. Kem veznuke? Veznim et kilo. Evet, kaç kilosun? Kilom. Kem? Evet, kemle sor diyor. Ondan sonra isim getir diyor. Ve zamir kullan. Kem veznuke? Kaç kilosun? Vezni, veznuke, veznim et kilo. 100 kiloyum. Veznim et kilo. Kem tuluke? Boyun kaç? Kem tuluke, veznuke, tuluke. Vezni, tuli, mitrani. 2 metreyim. Mitran, Elif Nun'daki isimlerde 2 kilo olduğunu gösteriyor. Mitrani, 2 metre. 2 metreyim. Boyum 2 metre. Tuli, mitran. Ve demiştik, bunun kesre oluyor. Mitrani. Eğer hareke konulacaksa burası, iki nunlar hep kesre gelir. Mitrani. Kem veznuki? Ha. K'den ki'ye geçti şimdi. Karşımızda bir bayan var. Kem veznuki? Kaç kilosun? Vezni. Ha. Vezni ve vezni. Birinci tekil iyilik ekleri aynı. Kilom. Khamsetun ve sittune kilo. Evet, birler basamağı yine önde. 5 ve 60 kiloyum. Yani 65 kiloyum. Veznuki, vezni. K ve ki değişti. Sen erkek, sen bayan. Daha doğrusu senin. İyilik eki senin. Erkek ve bayan değişti ama benim, birinci tekil şahıs iyilik ekleri değişmedi. Benim. Kilom 65 kilo. 65 kiloyum. Kem tuluki? Tuleke, tuluki. Boyum kaç? Tuli 170 cm.
kısaltmış santimetre 100 ve 70 dedi. Yani 1.70 boyum 1 metre 70 santim. Tuğluk, tuğluki, tuğli. Yine beni teki şahıs iyilik ekleri yerlerde bir değişiklik olmadı. K ve K'den sonra H'yı verdi. Kem tuğlu ha? Evet. Onun boyu ne kadardır? Ha dediğimiz zaman hemen Arapçada bir bayanın boyunu sorduğumuz anlaşılıyor. Ha zamirinden. Onun. Kem tuğlu ha? Tuğlu ha? Onun boyu. Yine ha değişmedi çünkü onun boyu onun boyu. Aynı cevap vermemiz lazım. Onun boyu tuğlu ha? Bir bayanı işaret ettiğimiz ha aynen kaldı. Mietun ve sebaune santimetre. Yine 1 ve 70 yani 170 santim yani 1 metre 70 santim. Mietun ve sebaun. Mie 100, sebaun 70. Kem veznuhe? Kem veznuhe? Kilosu kaç? Vezin? Yine aynı. Ha, tuluhe, veznuhe. Veznuhe yine zamir değişmedi. Sebaune kilo. 70 kilo. Kem tuluhu? Ha ve hu, onun derken bayan ise ha ekliyoruz ismin sonuna. Erkek ise hu, tuluhu, onun. İsmin sonuna eklenen bu zemirler hep iyilik eki oluyor. Onun boyu kaçtır? Tuluhu mi'etun ve tis'une santimetre. Evet, boyu tuluhu mi'etun yine aynı 100 ve 90. Burada sıralama değişme olmuyor. Evet. 190 yani 1 metre 90 santimetre santimetredir. Tuluhu mi'etun ve tis'une santimetre. Kem veznuhu? Kem veznuhu? Peki kilosu kaç? Yine hu. Veznuhu kilosu tis'une kilo. 90 kilodur. Kilosu 90'dır. 90 kilodur. Yine k erkekte senin, sana ait. İyilik eki. İsmin sonuna bitişen, bakın isimlerin, fiillerin değil, isimlerin sonuna bitişen iyilik eklerini vermeye başladı. K, erkek için. Ki, senin, sana ait olan bayan için. K, ki. Birinde fetha, birinde kesra. Fakat birinci tekillerde bir değişiklik yok. Erkek ve bayan da yine vezni, kitabi, kalemi diyecek. Bunda bir değişiklik yok. Yine aynı tuli ki tuli oldu. Eğer bayansa burada bulunmayan onun boyu, onun kitabı, kitabuhe, kalemuhe, tuluha ismin sonuna ha zamiri bitişecek. Tuluha tabii cevapta da değişmiyor. Onun olduğu için evet. Erkekse değişiyor. Ha ve hu. Tuluha, tuluhu. Tuluha, tuluhu. Kitabuha, kitabuhu. Kalemuha, kalemuhu. Tuluhu, 190 santimetre. Aynı şekilde veznuhu, veznuhu. Yine cevapta da şahıs aynı olduğu için onun. Veznuhu, tuluhu. Veznuha, tuluha. Herhangi bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Evet, bu da yine zamirlere yönelikti. Dediğiniz gibi sayıların biraz farklı kuralları var. Tam onlara girmedi. Zaten amaç burada sayılar değil. Bu zamirleri size bir daha pekiştirebilmek sanırım ileride diğer şahıs çekimlerinde vermiş olacak. Evet. Dolayısıyla